Kuşağı programına geldi sıra. Ödülü vermek üzere Reşat Balcıoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Ödülünü almak üzere Show TV'den Didem Yılmaz sahneye geliyor. Baki onlara bakabilecek durumda mı? Emine Hanım niye böyle yapıyor? Yani çok soru var tabii sormamız gereken, onlara da sormamız gereken. Sormaya devam edeceğiz. Yarın tekrar beraberiz. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Meslektaşlarımdan öncelikle bu ödülü aldığım için çok çok teşekkür ediyorum. Reşat'tan almak da ayrıca mutluluk verici. Yıllardır haberde çalıştım. Bu kez gündüz kuşağında çok farklı bir alanda çalışıyorum. Mesleğe yeni başlamış gibiyim. O yüzden çok çok heyecanlıydım. 2 yıldır bu projeyi yürütüyoruz. Çok moral verdin. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ederiz efendim. Çok mersi. Ara duyacağım. Programıyla sizlerle birlikteyiz. Aslında ödül sizin. Ben buradan ödülü sizlere veriyorum böyle. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ekran başındaki değerli izleyicilerime, buradaki değerli izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum. Program onlar sayesinde çünkü bu noktalara kadar geldi. Efendim Magazin Gazetecileri Derneği biliyorsunuz 30 yıldır örgütlenen bir dernek meslektaşlarım. Ve 25 yıldır da altın objektif ödülleri veriliyor. Bu sene 25.si. Daha önce siyaset programıyla, tartışma programıyla ödülü almıştım. Bu kez de yılın gündüz kuşağı programı dalında ödüle layık görüldüm. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Biz tabii ki çok büyük bir aileyiz. Çok büyük bir emek söz konusu. Epey de ağır. Taşımak da o kadar zor ki. Şöyle koymak istiyorum. Tabii ki bu programa başladığım andan itibaren öncesinde ve sonrasında beni çok yüreklendiren, her zaman desteğini arkamda hissettiğim Sayın Didem Cinler'e öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Hep beni yüreklendirmiştir. Hatta geçen sene de program bittiğinde de yeni sezonla ilgili konuştuğumuzda da öyle. Her zaman onun güvenini arkamda hissettim. Show TV Genel Müdürü Sayın Esra Baydar, Genel Müdür Yardımcısı Sayın İpek Durkal ve Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demir Taş'a da çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Aa canım sağ ol, çok teşekkürler. Tabii biz bu programı global medya ile birlikte yapıyoruz ve iki değerli arkadaşım, patronlarım, çok sevgili arkadaşlarım, global medyanın da sahipleri ve ortakları Oğuz Karali ve Mustafa Günnahar'a da destekleri için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz inan büyük bir aileyiz. Buradaki çok değerli uzmanlarımızın katkısıyla da bu noktaya kadar geldik. Kadromuza yeni katıldı ama çok büyük güç verdi bize. Ama öncesinde Aytül Çorapçıoğlu hocamı da anmak isterim, psikiyatrist, profesör, doktor. Şu anda da Doktor İnci Şen bizimle birlikte. Emekli Cinayet Büro Polisi Orhan Kemiksiz ve Avukat Funda Sadık Ahmet'le beraber. Bu ödüller hepimize moral oluyor. Çünkü biz herkese yardımcı olmak için gazetecilik sınırları çerçevesinde bu programı yapıyoruz. 2. yılında bu programa ödül verilmesi bizim için çok, çok anlamlı, çok kıymetli, çok da ağır, manevi anlamda da o kadar ağır ki. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Ve biz bu programı genel koordinatörlerim, sevgili arkadaşlarım, Özden arkadaşımla, Özden Aksu'yla birlikte yapıyoruz. Ve Özgür Uzun'la birlikte yapıyoruz. Onlar adına da, ekibim adına da koca bir alkış rica ediyorum sizden. Çok çok teşekkürler, sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Şimdi böyle ödüller geldikçe biz çok güçleniyoruz, daha da güçleniyoruz. Ve güçlendikçe de o şeyle, o heyecanla, canla başla çalışmayı sürdürüyoruz. Şimdi bugün Dilek'ten haberler var. Dilek ve Bahattin'den çok önemli haberler var. O haberleri sizlerle paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Çünkü biliyorsunuz bir yayın yasağı gelmişti. Dilek Bahattin ne olacak sorusunu sormuştum. Korkunç şeyler anlatmıştı Dilek, biliyorsunuz. Şimdi yayın yasağı geldiği için o detaylara girmeyeceğim. O bütün detayları anlatamayacağım yayın yasağı olduğu için. Fakat Dilek ve Bahattin'le ilgili çok önemli gelişmeler var. Aktaracağım sizlere. Adana'dan programımıza gelen Anaoğul Alişen ve Raziye Şen'e yardımcı olmayı sürdüreceğiz. Ali çok üzgün. Ali dedi ki benim 8 yıllık eşim Oya 3 çocuğumu aldı ve bu arada Himmet'in 3 tane çocuğu varmış. 2 tane çocuğu yokmuş. Ona kaçmış. Lütfen işte eşimi bulun, bir an önce o çocukları bana geri versin. En küçük çocuğun da benden olmadığını, Himmet'ten olduğunu söylüyorum, iddia ediyorum demişti. Önemli bir tanığımız gelecek, çok önemli bir tanık gelecek. O da çok mağdur bu olayla ilgili Himmet tarafından. Açık diyeyim, Himmet'in eşi gelecek. O da bir kadın da mağdur. Evet. Yazık, günah gerçekten. Evet. Konuşacağız. 5 yaşındaki Sinop'un Eymir köyünde 1,5 yıl önce kayıplara karışan sevgili Şükran'ın evladı. İyi misin Şükran? İkizlerinden 5 yaşındaki İbrahim'in bir an önce ölü ya da dirisinin bulunması için çok büyük bir mücadele veriyor. Biz de mücadele veriyoruz. Köyde herkes şu ana kadar çok insan konuşmuyordu. Bugün önemli bir tanık konuşacağız. Birazdan konuşacağız. Onun anlatacakları belki olayın seyrini farklı yöne götürebilir. Babası burada, yengesi burada. Konuşacağız. Ve Etiyopyalı gelin kocası Özgür'le. Gelin hanım, hala gelinsin yani. Tezeta, kocasıyla bugün ne yapacak? Yine bugün kozlarını paylaşacaklar ama Tezeta aslında ben dönmek istiyorum diyor ama hep bir aması var. Hep bir geçmişe takılan bir Tezeta var. Ama geçmişte yaşadıkları da çok hoş şeyler değil. Bazı önemli bilgiler var elimizde. Onları paylaşacağız. Hepsini konuşacağız. Dün ne konuştuğumuzu sizinle ilgili bir hatırlayalım Ali Bey. Sonra önemli tanığı hemen çağırayım buraya ben. Aslan eşini falan seviyorsun ya. Ben eşimi artık istemiyorum. İstemiyor musun? Ben sadece çocuklarımın peşindeyim. Ben 4-5 aydır ben çocuklarımı görmüyorum. Biliyorum ama bazı zaten. Yani aslında 6-7 ay öncesine kadar 2 defa gidip gelmesine rağmen sizin böyle güzel görüntüleriniz de var. Zaten... Şöyle dün ne konuştuğumuzu bir hatırlayalım, sonra bugüne geçelim. 8 yıllık eşi tarafından ihanete uğradı. Çocuklarına hasret kaldı. Bir pazar sabahı kalktı, kahvaltı hazırla dedim çocuklarla, bize acıktık dedim. Evet. Çekti gitti. Bir ay boyunca daha önce dostuyla beraber kalıyor. Ondan sonra ailesi öğrenince amcam gel. Amcam gelin yanına gidiyor. Sonra bana gece yarısı mesaj çekiyor. Ben evime geleceğim pişmanım diyerekten. Geldi 3 ay benim ekmeğimi yedi. Gene terk etti gitti. 6 Haziran'da ben çalışıyordum, mesaiye kaldım. 4,5 civarı beni aradı zaten kendisi. Ne zaman geleceksin dedi. 7'yi 8'i benim bulur gelmem dedim. Evet. Eve geldim, kimse yok. Kredi kartı, çocuklarımın kimliği, kendi kimliği, evden hiçbir şey götürmemiş. Himmet Bey kim? Onun yanında olduğunu sen iddia ediyorsun. Himmet Bey de evliymiş bu arada. 2 tane çocuğu varmış. Talihsiz adamın bacanağı ona tuzak mı kurdu? Peki bu Adem denen kredi kartının sahibine sen ulaşıyorsun galiba. Aynen. Bacanağımı aradım. Evet. Bacanağım bana adamın evine varana kadar tarif etti. Bacanağın adı ne? Yakup. Yakup. İddialarınız doğruysa evet. Adem de buna göz yumuş. İlk gittiği günü benim çocuğumu da öldürdüler. Yani, neden dövüyorlar? Orayı anlayamadım. Hem hani bacıyla kendi kardeşleri kaçıp gittiği için buna ben sebep olmuşum diye. Seni yani. Cezalandırıyorlar. Evet. Sen neden oldun? Benim bacanağım benim kaynlarımı doldurmuş. Önce ihanetle sarsıldı. Sonra çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendi. O zaman senin ilk aldatması değil. Ya aynen öyle. 2-3 kere oldu yani bu. Ben gene göz yumdum çocuklarım için dedim. 3 tane çocuğun da kendinden olmadığını düşünüyorsun. Ben sadece ikisinin benden olduğunu biliyorum. En ufak çocuk benden olmadığına artık kararı verdim. Çünkü Adem'in evinde bir ay boyunca kaldıkları için. Evet, kaç yaşında küçük çocuk? 4 yaşında şu anda. Sürekli zaten Himmet'le kavga edermiş o ya. Adem da buna şahit olmuş. Ne zaman olmuş bunlar? İki, hani evlerinde kaldığı zaman sürekli tartışıyorlarmış. Oya diyormuş Himmet en ufak çocuk benden değil diyormuş. Oya da diyormuş zaten senden değil, Ali'den de değil diyormuş. Benim çocuklarımın psikolojisini bozdular artık Didem abla. Kesin hani benden şey. Kopsun, ben sadece çocuklarımı istiyorum. Evet, Oya Hanım'ın iddiasına göre, daha doğrusu öyle konuşmuş evden kaçtıktan sonra, en küçük çocuk Ali'den de değil, Himmet'ten de değil.
O zaman küçük çocuğun babası kim diye sorusu, o soruyu soruyor. Yani o da onun bir DNA testi istiyorsun anladığım evet, kadarıyla. Evet, DNA testini istiyorum ben. Şimdi ben bazı yayınlar önce ben herkesin bütün tarafların görüntülerini istiyorum. Daha yakından tanımak için ekibimle görüşüyor. Onlar da hepinizle görüşüyorlar. Sonra o bilgiler bana geliyor. Uzun uzun çalışıyoruz üzerinde. Ne yapabiliriz tartışıyoruz, konuşuyoruz. O sırada senin eşinle ilgili bazı görüntüler var mesela bizim elimizde. Orada Ali sen aslında Oya'yla çok mutlu görünüyorsun. Ben o görüntüler bir ekrana gelsin. Ne zaman çekildi ben çok merak ediyorum. Gelsin lütfen ekranlarınıza. Öldürdün artık nabzımı yoklama. Çamdan sakız akıyor. O yeşillim yeşillim aman aman oy oy oy. Şimdi iki görüntü var orada. Bir sen yerde yatmışsın. Biri benim kardeşim, biri de anam dediğim, hitap ettiğim bir bayan. Ha. Yani evet. İkisi de ya eşin değil mi onlar? Ben hayır, öyle biliyorum. Eşim çünkü bana öyle bilgi. Eşin evet. Değil mi bunlar? Yok. Diğeri hangisi bayan? Yani senin başında olan kardeşin. Benim başımda olan kardeşim şu anki görüntüdeki. Kardeşin peki. Diğeri de ana diye hitap ettiğim bir bayan. Ana diye hitap ettiğim evet. Bayan. Kaç yaşında bu ana? Şu an herhalde 50'nin üzerinde var galiba ya da. Ama çok yani bir samimi görüntünüz var Ali. Ben de özür dilerim ama. Ha, 51 evet. Yaşında. Ne zamandır tanışıyorsunuz hanımefendiyle o kişiyle? Yani hemen şöyle 3-4 ay kadar falan oldu. 3-4 evet. Ay önce tanıştığım biri. Evet. Eşi de var zaten yanımızda eşi çekti zaten ha, o videoyu. Böyle berabersin. Bana çünkü eşinle oğlu ilgili bilgi geldi. O zaman yok, yanlış bilgi değil. Gelmiş. Eşinle böyle mutlu görüntün yok mu? Yok. Hiç böyle mutlu görüntün? Sade düğün şeylerimiz var. Ama bu görüntüler 4-5 ay önce çekildiyse sen kaçtı diye sevindin mi? Ne yaptın? Niye göbek ya atıyorsun? Ben hani... Ali! Yok ben hani zaten fazla ben medya hesaplarını fazla sevmiyorum zaten. Ha, evet. Hani benim psikolojim bozulduğu zaman ben bu artık oyuna döktüm işimi. Oyun yönünden hani TikTok çekiyorum ben. Yani artık moralim bozulduğu için oralarda moral arıyorsun. Hı-hı. Bu moral arama görüntüleri. Evet. Peki niye orada karşılıklı böyle göbek atıyorsunuz? Ha? Ne oldu orada? Öyle. Niye ne öyle? Kurbanım söyle ya. Oyun neşe amaçlı benimki zaten. Nerede neşelendiniz öyle? Yani zaten onlar Kozan'da oturuyor. Evet. Kozan'dan geldiler eşiyle beraber. Bir şeyin kutlaması mı var orada? Yok sadece video yani TikTok'a atmamız amaçlı. Eşine biraz nispet mi? Yok. Öyle bir şey de yok. Yok. Anlamı yok. Yok. Neresi orası? Çatalan Köprüsü orası. Ha? Adana Çatalan Köprüsü. Kanalın üstünde mi? Şey yok, gelsin. Barajın üstü. Hikmet'in Himmet miydi? Himmet. Evet. Himmet arkadaşlar ya. Sinem var ya. Görüşeceğiz seninle yayından sonra. Himmet. Sinem. Allah'ım ya. Nuray Himmet'in eşi Nuray Cincik gelsin lütfen. Gelsin lütfen hadi görüşelim. Hadi. Hoş geldin Nuray. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir sinapsın. Gel ben deyim böyle gel. Adana'dan geldin. Evet. İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Yeşilleri giymişiz karşılıklı. Evet. Hadi gel bakalım şöyle otur. Rahat otur ya. Misafirimsin. Başımın üzerinde yerim var. Sağ ol, teşekkür ederim. Heyecanlandım. Heyecanlandım o yüzden. Evet. Tanışıyor musunuz Ali ile? Yok, biz hiç görmedik. Daha hiç görmedim ben. Ben tanışmadım. Sen İlk defa görelim. İlk kez görüyorsun. Evet. Biz de ilk kez görüyoruz. İlk kez karşılaşıyorsunuz. Evet. Evet. Peki yani senin eşin onun karısını kaçırmış. Evet. İkisinden de şikayetçiyim zaten. Zaten ben de şikayetçiyim Didem Hanım. Ben de şikayetçiyim. Himmet yani. Çinçik'ten de Oya Şen'den de. Karşıdan göreyim seni. Oya Şen'den de şikayetçiyim ben. Sen anlatır mısın ilişkileri ne zaman başladı Ali'nin eşiyle senin eşin arasında? Ben bir yıldır falan öğrendim. Aa, bir yıldır biliyorsun. Evet. Raziye bir yıldır biliyormuş. Hatta evden falan gitti eşim. Ha? Eşim evden izin, ben hiç söylemeden işe gidiyorum diye çıkar sabah yoruluyorum güzelce. Evet. Ondan 3 gün falan akşam oldu gelmedi eve. Telefonla çıkıyor. Bir yıl önceden bahsediyorsun. Yok, önce bir yıl önceyi bize anlat. Çok şaşırdı. Şaşırdım Oya'nın kayınvalidesi. Ben şaşırttım. Yani Oya dedemden öyle bir şey kadın ki artık ben nefret ettim ondan. Bir dakika Razi Hanım bir konuş bakayım şaşırttım diyorsun ama. Çok şaşırttım canım ben. Şaşıracak bir şey yok. Gelininiz öyle bir şey ki benim yuvamı darmadağın etti yani. Biz de istemezdik canım böyle oldu.
Çadır bıraktı Nuray Hanım, beni. Nuray Hanım, ben şunu anlamak istiyorum. Benim tamam. 3 tane çocuğum var. Nuray Hanım, ben şunu anlamak istiyorum. Şu evet. an sizin eşiniz benim eşimi kaçırdı. Evet. Ben zaten eşimi istemiyorum. Siz de mağdursunuz. Ben sadece çocuklarım için ben buradayım. Ben zaten çocuklarım için uğraştım. Ben şikayetçiyim. Zaten adalet yerini bulsun. Ben şikayetçiyim. Benim mağdur bıraktı. Şimdi bir önce sen hiç anlamamışsın aslında. İlk bir kaçmış yine Himmet'in yanına gitmiş. Evet öyle oldu. Ben İlk zaten... Himmet'in yanına ama öncesinde ben anlamadım diyorsun. Yani Himmet'le bir ilişkisi olduğunu anlamadım diyorsun. Evet. Anlamadım. Ya, peki ama an... Nuray sen bir yıl önce anlamışsın. Nasıl anladın? Nasıl karısı anladım? Karısı olarak Himmet'i. Ya karısı olarak değil. Ben yani telefonuna hep şifre koyuyordu zaten. Genellikle bana da hiç ellettirmiyordu. Benim okumam fazla yok diye. Yani telefonun her yerine şifre koyardı. Çocuklarına gene vermezdi. Ders görürdü. Tamam. Ben verirdim canının yanında ders izleme için. Gene asla vermedi şifre. Telefonu elinde sürekli bilgileriyle. Yani sürekli mesajlaşırmış. Peki onun Ali'nin karısı Oya olduğunu nasıl anladın? Ben nasıl oldum? Eve gelmedi ya. Biz işe gitti sabah. Güzelce yolladım. Ne zaman yani. Oldu bu? Yani bir yıl falan oluyor. Bir yıl önce ilk kaçışından mı bahsediyoruz? İlk bir kaçmış gelmiş i̇lk senin kocanın yanına. İlk bir hafta falan kalmışlar bunlar. Bir hafta o zaman. Evet. Dedim. Ben bir hafta öncesini anlatıyorum bunu. Bir hafta kayboldu. Biz merak ettik. Eşimin... Senin eşin ilk şeyde 2020 yılında ne zaman kaçmıştı? Pazar günü. Hangi aydı? Kurbanlar önceydi. 12 Temmuz 2020 işte. Temmuz ayında. İlk. Temmuz ayında. Seninki de o zaman mı kayboldu? Temmuz ayında. İşte o zaman falandır işte. Bir hafta akşam oldu ben gelecek diye arıyorum. Telefon ulaşılmıyor. İnsan merak etmez mi? Tabii. Çocukları da arıyor. Cevap vermiyor. Telefonu kökten kapatmış yani. Ulaşılmıyor. Himmet ne iş yapıyor? Seramik ustası. Seramik ustası. Evet. İşi gücü var. Bir hafta boyunca telefonlarını kapattı. Hiçbir evet. şekilde ben neredeyim, oradayım, burada hiç haber vermedi. Aynen. Sen evet. emniyete gittin mi peki? Başvurdun Gittim, mu? Gittim, başvurdum. Ha, tabii kocan yok çünkü. Kocam sonuçta yani kalp başına bir şey gelir, öldürdüler falan de ortalık yani öyle şey. Tamam. Ondan sonra yaptım, eşimin kayınımı aradım. Tamam. Dedim, abin eve gelmiyor dedim. Hı-hı. Neden yenge dedi dedim, hiç haberim yok dedim. Aramıyor da sormuyor da dedim. Telefon habersiz dedim, geçti gitti dedim. Hı-hı. Onlar da merak etti, başına bir şey falan gelir diye. Evet. Geldi kayınım falan, karakola falan gittik. Hı hı. Şikayetçi olduk falan. Ondan sonra birkaç sonra gün... ne zaman haber aldınız peki? Ne zaman eve sonra döndü mü? Sonra bunun kendi aradı. Bir hafta sonra aradı. Evet, bir hafta sonra kendi aradı. Açtım ben de. Açmayacaktım. Oğlumu verdi, ufak oğlum. 3 tane ya çocuğum. Evet. Ufak oğlum istedi. Ben de vermek istemedim. Senin gibi baba olmaz olsun dedim. Yani bırakıp gidince dedim habersiz dedim. Onunla olduğunu biliyordum yani kadından diyordum da inanmıyorlardı bana bir türlü. Nereden biliyordun kadın bir kadınla birlikte olduğunu? Ya telefonda mesajlaşıyordu sürekli. Ha, sürekli biriyle mesajlaşıyor. Evet. Sen peki Oya'yı biriyle mesajlaşıyorken görüyor muydun? Ben sabah gidiyorum akşam geliyorum evde olandan haberim bile olmaz ki benim. Evet görmüyor o da bilmiyor yani. Çünkü ben ekmeğimin yani. Peşindeyim ben de işaretliyorum kara sıva ustasıyım. Yani ben sabah 7'de 7.30'da çıkarım evimden akşam 5.30-6 gibi civarı gelirim zaten evime. Yani... O da gelirdi evine, akşamları sürekli geliyordu yani daha önceleri ama sonradan buna şapınca eşimi yoldan yolaktan Oya Hanım diyorsun, çıkardı. Oya Himmet'i yoldan çıkardı evet. diyorsun. Oya... İkisi birbirini çıkarttılar canım. İkisi, de... İkisi ayarda, aynen. aynı ayakta İkisi olduğu için ayarttılar. Aynı şekilde yaptılar. Yani insan evet. bir anne baba olsa çocuklarını mağdur bırakır mı? Hayır. Peki daha önce senin eşin seni aldattı mı? Bu ilk kez mi oldu? İlk defa. Daha önce başka bir kadınla Hayır. ilişkisi oldu mu? Gayet hiç? Mutluyduk. Hiçbir sorun yok muydu? Hiçbir sorunumuz yok. Yani bulursak yani şey yapıyorduk. Hiç her şeyine katlanıyordum ben. Yani kendi de günlük çalışıyordu. İş olursa çalışırdı, iş olmasa çalışmıyordu. Ama hiç de evini Peki, şey yapmıyordu. Peki bir saniye Nuray Hanım bir şey soracağım. Evet. Affedersiniz. 3 tane çocuğunuz var bu adamdan. Evet. Sizin. Benim de 3 tane çocuğum var. Bu adam şu anda Ankara'da ikamet ediyor. Eşyalı ev tutuyor. Size yani 4-5 aydır yoklar bunlar. Aramadı da sormadı. Aramadı sormuyor. Evet. Peki kendi çocuğunu düşünmeyen insan, kendinden olan çocuğunu düşünmeyen insan benim çocuklarıma... Nasıl bakıyor ben onu... Nasıl bakıyor onu anlamıyorum ben de. Şimdi ben o mantığa onu yürütürsem... Çocuklarım hakkını yani. Diyorum. Şimdi yani babası var çocuklarını baksın diyorum. Benim peki, çocuklarımın rızkını... Onları konuşa döndükten sonra peki Himmet tekrar Oya ile görüşmeye devam etti mi? Ya ilk gitmeden bir hafta kayboluyor çünkü geçen sene. Evet. Sonra eve geri döndü. Sen işte gel, ben eve geri döneceğim dedi. Ben kayınpederimi aradım. Baba evet. dedim ben yani ailesine asla bir sorunum yok. Çok severim. Hı-hı. Hepsiyle de. Kızım dedi bir severlik affet dedi. Yani Hı-hı. affet yuvanı dağılmasın dedi. Tamam dedim sözünü dinledim.
Hı-hı. Affettim, eve döndü. Döndü yani, geldi. Ondan sonra... O sırada Oya'yla görüşmeye devam etti mi acaba? O sırasını hiç hatırlamıyorum. Zaten konuşuyorsa saklı konuşuyordur. Yani benim yanımda asla bir şey konuşmadı. Ali, o sırada sen de affediyorsun. İkiniz de sen çocuk... eşini affediyorsun. Sonra da kocasını affediyor. Evet, ben de affettim. Yuva bozulmasın diye. Çocukların babasız büyümesin dedim. Benim herkes öyle istedi yani. Sen niye affettin Ali? Ben de çocuklarım için. Yuvam bozulmasın diye ben çocuklarımı düşündüğümden yani affettim. Peki ikiniz affediyorsunuz. Peki sen döndükten sonra Oya'nın hala Himmet'le görüştüğünü düşünüyor musun? Yani o arada görüştü mü onunla? Yani gene ben yani işime gidip geliyorum. Yani konuşuyordu olabilir. Yani. Çünkü ben sabah gidiyorum, akşam geliyorum evime. Senin çocuklarını almış, kendi çocuklarını sana bırakmış. Hiç evet, benim çocuklara bakıyor mu, sahip çıkıyor mu senin çocuklarına şu anda? Efendim? Kendi çocuklarına sahip çıkıyor mu, bakıyor mu? Eşim mi? Evet. Asla. 1 milyon para görmedim ben de. Bir ay da gitti. O Adem de... Olmaz. Tamam. Etmiyorum. Ondan da zaten o da için içinde. Adem. Aynen. Didem Hanım, çünkü aynen. Niye deseniz... Bak, Nuray Hanım da biliyor, o da benim bacım. Nuray Hanım da biliyor. Bak Adem oğlak diyor, o da biliyor. Çok evet, iyi biliyor. İçinde. İçinde. Adem niye işin içinde? Adem'in şeyine şimdi bölümde. Bir ay içerisinde tekrar o bir haftalıktan sonra ailesi eşim döndü eve ya. Evet. Biz geçinemiyoruz falan dedi. Köye yerleştirdi kayınbabam. Köye oturduk. Kayınbabam. Adana'nın bir köyüne mi yerleştirdi? Alada, Tereli'ye. Alada, evet. Kayınımın bekar evi var, oraya taşındık. Orada şu anda ben orada oturuyorum. Hı hı. Yani sonuçta evim yok. Hiçbir şeyim yok. Tamam, yine gittik, köye de giderim dedim. Yuvam tek bozulmasın dedim. Tamam. Gittim. Düzen kurmaya başladık. 15 gün falan sonra, 15 gün falan durdu. Tekrar bu gitti. Nereye gitti? Bir daha Adana'ya gitti? Adana'ya geldi. Hı. Tekrar. Klimam falan vardı. Klimayı falan sattı. Hı. Ondan sonra onun parasını da aldı. Bir gün sonra Adana'ya gideceğim dedi. Çocuklara televizyon alacağım dedi. Televizyonumuz kırılmıştı. Ondan tamam. Sonra inandım yani. İnanmam mı? Sabah gayet güzel yönledim. Oya'yı getirdi mi sizin köye, getirdi mi? Hayır, getirmedi. Ha. Ondan sonra gitti bu Adana'ya. Haber alamıyorum. Ufak oğlum da ateşli yani, köy içinde ilçe yok yani, evet. Ulaşım falan. Hı hı. Dedim aradım, dedim ateş düşür falan da getir dedim, şurup dedim. Oğlan ateşli dedim. Tamam dedi. Sonra telefonu arıyorum, açmıyor, meşgul arıyor. Arıyorum, açmıyor. Sonra telefonu kökten kapattı. Hı hı. Ulaşılmadı. Ondan sonra ben kaynanamgıla gittim. Yaylalıkta oturuyorum. Yerim ıssız bir yer yani. Bir daha terk edildiğini anladın tabii orada. Bir daha kaçtığını anladın mı? Evet. Hı. Tekrar eve dönmedi. Ondan bir gün ben döner dedik. Bir bekledik birkaç gün falan, yine bekledik. Ben sonra Oya'nın senin yanına getirildiğini biliyorum. Getirdi mi Oya'yı senin yanına? Oya'yı nasıl getirdi? Onu tekrar dur anlatacağım sonra. Yani şimdi ben daha öncelerini anlatıyorum. Evet. Oya'yı getirmiş. Evet evet. Dedim dün de dedim size de. Bak ondan sonra... Eşim gelmedi. Ben tekrar şikayeti 10 gün falan durduk. Haber alamıyoruz. Yani merak ediyorum. Evet. Ama ben kadın Oya'nın yanında olduğunu eminim yani. Biliyorum çünkü mesajlaşıyordu. Bize göstermiyordu ama telefonunu sürekli kontrol edemiyorum yani. Şifre koyuyor her tarafına. Ondan sonra karakola gittim, şikayet çöldüm. Ailesi falan bunu... Biraz hızlı ilerleyelim. Ailesi falan buldu bunu. Heh, buldu. Ondan sonra geldi. Ailesi Himmet'i buldu. Evet. Oya yanında mıyım? Oya yanında. Oya'nın yanındaymış. Adem değil, bir adamın yanındaymış da. Bir ay boyu orada kalmışlar. Evet. Ne aradı, ne sordu tekrar çocuklarımı da asla. Adem'in yanında kalmışlarken Adem'in evini kiralıyorlar. Evet. Orada onun evinde kirada evet. Oturuyorlar. Evet. Senin sana para vermeyen adam orayı nasıl kiralıyor? Evet, nereden bana para vermedi. Asla vermedi yani. Bir de bu Adem'in rolü ne yani? Bu kredi kartını Oya Hanım'a veriyor. Neden mesela? Yani bir çıkarı olmazsa yani zaten bu Adem olaktı, kredi kartını benim eşime vermedi. Şey, niye veriyor acaba? Niye veriyor yani? Niye yani? Birbiriyle bir bağlantısı var zaten. Ben yine diyorum. Ya çeteler onlar. Ben burada yayında gene diyorum. Benim eşimi de yoldan yolaktan çıkarır Oya Hanım'dan o Adem Bey. Oya ile Adem. Evet. Ya tam tersi olabilir onun mi? Onun içinde varmış da canım. Adem'le Himmet Oya'yı yoldan çıkarmış olabilir mi? Yani, bak, senin karın ve Adem işbirliği yapıyorlar, Himmet'i yoldan çıkartmışlar. Öyle mi? Üçünün de içinde varmış canım. İçinde olduğu için böyle şekil yaptılar. Yani birbirlerinden... Senin eşinin... Adem'in de. Bu Adem de işin içinde. Ben yine söylüyorum. Yakup Gökalp da o bu işin içinde. Çünkü evine varana kadar bana tarif ediyor. Adem'in amacı ne peki? Yani? Amacını mı? O da o yanıma asılıyormuştu. Hatta işte, kulağımla duydum. Niye değil derseniz, evet. Beni bu son götürdüğünde beni tanışmaya falan götür, ayda yaşatmaya
şey yaptı. Ben bunu kabul ettim. Bir daha anlamadım. Bir daha söyle. Aynı evde yaşattın. İkimizi kabul et dedi. Himmet mi? Evet. Oya ile ikiniz aynı evde yaşamadınız. Evet, 6 tane çocuğu düşün yani. Allah Allah. Ben de bunu... Ben duydum bunu. Gittim. Sonra dedim ki, dedi tekrar Adana'ya taşınak dedi. Ev tutak falan sen dedi. Sen o eve gittin mi? Kabul ettin mi bunu? Ben ev falan tutacak dedi bana. Adana'ya tekrar taşınacak dedi. Hayır, Oya ile aynı evde yaşamayı kabul ettin mi? Hayır, kabul etmedim. Asla kabul etmem. Ölsem yani kabul etmem. Düşün yani 6 tane yani çocuk. Yani Oya'yı sana kuma mı getireceğim diyor. Evet, aynı evde yaşayacağım. Oya Hanım da beni tehdit ediyor. Ne diyor, tehdit edin? Ben diyor ki, ben diyor yani 6 çocuk, sen diyor çocuklara bakacaksın diyor. Pardon? Biz çalışacak diyor. Evet, biz diyor, Hümmet geldiği zaman diyor, benim odam ayrı, biz odamıza çekilecek diyor. Yani beni esir gibi kullanacaklar da affedersin. Aa, benim çocuklarım bunu duydu. Benim kızımın biri 12 yaşında. Hayır, sen onlara hizmetçilik yapacaksın. Büyük kızım. Eve gelince de ayrı odaya onlar gidecekler evet, yani. Evet, bunu duyunca benim kızım sinir krizi geçirdi, büyük şey. Aha. Şimdi nefret ediyor zaten, asla benim babam yok diyor. Yani zaten, nefret ediyorlar. Zaten öyle bir şey yaşattılar ki. Çocuk yani ufak da olsa yarın büyüdüğü zaman bu çocuklar neyin ne olduğunu öğrenecekler. Evet. Ama artık yani benim kızlarım öğrendi yani. Ama çocuk zaten kızınız 12 yaşında değil evet. mi? Tam ergenlik çağında evet. anlamayacak bir yaş değil yani. Evet, her şeyi evet. anlıyor. Çünkü Allah. Okumaya falan gidiyor yani. Çocuklarım okuldan evet. kaldı. Kendinin yüzünden yani. İkisi, çocukların da psikolojisini evet, bozmuş. Evet, psikoloji bozuldu. Biri şu anda ben tedavi ediyorum. Diğer çocukların da psikolojisi bozuldu. Tabii hepsini. Aynen, ben hepsini. Yani ben bu adamdan şikayetçiyim. Bir şey soracağım. Bu teklifi sana yaptıktan sonra yani siz... Bir daha onu söyler misin? Anlamakta zorlanıyorum gerçekten ya. Söyleyeyim. Aklım almıyor da. Bir daha söyler misin? Sana ne teklif etti? Bunu Oya mı teklif etti, Himmet mi teklif Himmet etti? Dedi ki, heh. Sizin dedikinize de bakacağım dedi. Yani evde yaşatacağım üç dedi. Üç tane çocuğa bakamıyor, ikinize tane birlikte altı çocuğa bakacak. Evet. Evet, benim üç tane çocuğum ama kendi bakamadı, para bırakmıyordu. Peki sonra teklifini bir daha söyle beyefendinin. Ondan sonra eşimin mi? Evet. Yani böyle şey yaptı işte. Aynı oda, aynı evde yaşatacak falan dedi, dedi kabul et dedi. Oya'nın teklifi ne peki sana? Oya Hanım dedi ki, yani söylüyorum. Sen dedi, Hümmet dedi benim olacak diyor. Aynı odada kalacak, işten geldiği zaman benim olacak diyor. Yani çocuklarımın önünde öyle söylüyor. Çocuklar önünde söylüyor evet. bunu. Çocuklarımın önünde ya söylüyor benim, böyle. Benim anladığım kadarıyla bunlar... Ben de bunu kabul etmem. Eder ya. Mi bir insan anne? Üç tane benim kızım delikanlı yani. Nuray Hanım, siz yetişkinsiniz. Evet, ben yetişkin insanım. Yetişkini bırakın. 12 yaşındaki evet. bir çocuk bile sağlıklı bir teklif olmadığından o bile kriz geçiriyor. Kriz geçirdi. Aynen söyleyeyim, dağın başında geçirdi benim kızım. Hale de dün resmini gördü ya, inan ki tekrar bir şey geçirdi. Peki Oya bunu gelip sizin evinize senin yüzüne mi söylüyor? Hayır, eşimle beraber biz Adana'ya gitmiştik. Beni de götürdü, o da çalıştı. Yüz yüze mi görüştünüz, telefonla mı söylüyor yüz yüze bunu? Beni şey yaptı. Benim ondan hiç haberim bile yok. Bak ben yine ekmeğimin peşindeyim, benim gene hiçbir şey yok. Yani... Biliyor ya Raziye Hanım, ben bir kaynanı merak ediyorum. Ne diyorsun Raziye Hanım? Benim yuvamı darma yaram etti ya, ondan öyle bir şikayetçiyim ki. Yani biz de aynı şikayetçiyiz. Benim yuvamı darmadı. Benim çocuklarım psikolojimi bozdu. Hem öbürünlerden hep bu şikayetçiyiz. Beni 4 aydır ağlatıyor evet. da 1 yıldır falan. Yani Oya hem sizin yuvanızı bozuyor hem burada evet. bir tane evet. kadını mağdur ediyor. Evet, benim ama Adem'in bağlantısı ne? Adem'in kredi kartının birincisi Oya'da Adem ne işi var? Adem neden evini kiraya veriyor onlara? Ve çocuğa... Adem söylediğine göre Nuray Hanım, Adem'in de onda gözü var diyor. Bu nasıl bir Adem'in ilişki? Adem'in gözü var. Oya Hanım dedi ki, bana dedi mesajlar falan atmaya başladı dedi. Hümmet sana bakamaz, ben sana daha iyi bakarım dedi diyor. Yanımdalar ha. Allah Allah. Ondan Adem sonra... ne iş yapıyor? Benim eşim de Adem biraz... ne iş yapıyor? Adem'i bilmiyorum, ben tanımıyorum. Kapıcılıkta çalışıyor bir katta şey olarak. Ama kendi olarak evi var. Herhalde. Kendi evi var. Kendi evi var. Bizim evi derisinde yakın. Ama bir yani... evi daha var, kiraya veriyor. Evet, maddi evet, durum değil evet, demek ki. Evet. Yani biz diğer taraflara da bir ulaşmaya çalışalım. Onlarla da bir konuşalım. Hepsiyle konuşacağım. Ama bunlar çok ağır iddialardı gerçekten. Bakalım bu iddialara Himmet ne diyecek? Oya ne diyecek? Tabii Adem ne diyecek? Hepsini konuşacağız. Onlar kendileri haklı suçları. Evet. Bizim çocuklarımı mağdur bıraktılar ama ben asla bir daha. Bir bakacağız ne yapabiliriz. Şimdi önemli olan o çocuk.
anlatıyoruz. Senin 3 tane çocuğun evet. böyle bir ortamda aynen. olmaması tabii gerekir. Aynen. Benim çocuklarım da olmasını istemiyorum. Öyle bir ama bayanım... senin çocukların şu anda senin yanında şu anda. Evet, bak onun çocukları de... yanında değil. Evet, şimdi ne yapabiliriz bir bakacağız. Ben bu adama üzülüyorum yani Ali Bey'e. Konuşacağız Nuray Hanım için de Ali Bey için ne yapabileceğimizi konuşacağız. Ama Sinop'un Emir Köyü'nde 1,5 yıl önce ikizlerden 5 yaşındaki İbrahim nereye kayboldu, ne oldu? Önemli bir tanık var. Birazdan önemli tanığa çok önemli sorularımız olacak. Dün ne konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Sebahattin Bey'i çok suçladılar. Orada Sebahattin Bey'in karısıyla Recep arasında ilişki olduğu iddiaları dile getirildi. Köyde de konuşuluyormuş. Hatta kadınlar da kendi aralarında konuşuyormuş. Çok net bir açıklamada bulundu Sebahattin Bey. Gerekirse DNA isteriz dedi. Bu dedikodular bitsin diye. Acaba bu dedikodular özellikle mi çıkartılıyor? Hedef şaşırtmak için mi çıkartılıyor? Yoksa bunların aslı astarı var mı? Önemli tanığa da bunları soracağım. Dünü hatırlayalım şimdi. 1,5 yıl önce camdan atladı. Kayıplara karıştı. 5 yaşındaki İbrahim o camdan nasıl çıktı? Odaya bir gittik. Cama bir baktık. Çocuk oradan atlayabilir mi, atlayamaz mı, nedir, ne değildir, ne kadar yükseklikte bir baktık. İbrahim kaybolduğu gün bu odada sadece ikizi İsmail ile kendisi vardı. Ve o gün de pencere işte bu şekilde üstten açıktı. Ve söylenene göre yine bozuk bir pencereydi burası. Yani kolu yoktu. Ancak çektiğinizde işte bu şekilde açılan bir pencere burası. 85 santimetre civarı. İbrahim sadece kaybolduğu gün değil aslında diğer günlerde evin farklı pencerelerinden atlayıp dışarıya çıkabiliyormuş. Stüdyoya bomba gibi bir iddia düştü. Sebahattin Bey, sizin eşiniz Cemile Hanım'la Recep arasında bir ilişki olduğu, Yiğit'in de şeyin Recep'in oğlu olduğu tamam. iddiası var. İftirayı atan benim eşime, Bayram'ın hem Bayram'ın kardeşleri. Ondan sonra ben madem bu kadar buraya kadar geldi, her şeyi ben söyleyelim. Çocuğumun DNA testiyle benim tam testimi yapın, çocuğum benim. Ben yenge demişim. Yenge diyen şeye asla. Sebahattin Cemre aramız güzel. Geçiniyoruz. Allah aşkına geliş giriş yapıyoruz. İş bulamayız adam ne yapacak bize? Fırsat buldum ayağımda çemede kaçacağım. Ağır bir iftira peşine durun. Kayıp İbrahim, Sebahattin ve Fatma'nın köpeklerinin kurbanı mı? Benim köpeğim evimin önünde bağlıydı. Yol yapıken de bağlıydı. Yol yapıyken yanında var mıydı? Yoldu. Evin önünde köpek bağlı. Ben köpeğine ne yapacağım? Şükran sen Fatma'nın köpekleri tarafından ısırılmışsın. Paşasına yapışacaktı. Mil kaldı. Kurtuldum ben köpekten. Hoş bile demedi Şerife. Koyunun yanında hoş bile demedi köpeği. Saldırgan mı köpekler evet, bu kadar? Evet saldırgan. Herkesin bir köpeği var. Köpeklerden bazılarının işte saldırgan oldu. Herkesin köpekler tarafından saldırıya uğramış olabileceği. O sırada yani onlardan bir tanesinin panik olarak çocuğu bir yere taşıyarak başka bir yerde toprağa gömdüğü gibi bir iddia var. Evet İbrahim'in annesi Şükran, babası Recep, yengesi Şehri buradalar. Bir de akrabaları gerçi dün şey bağlandı. Neydi adı? Bayram. Bayram Ay bağlandı. Sebahattin Bey'le sizin akraba olmadığınızı söyledi. Siz de akraba izliyorsunuz. Ben siz dediğiniz için sizin beyanınızı esas alıyorum. Sebahattin Bey kızıyla birlikte buradalar. Nurgül Öztürk'le beraber buradalar. Şimdi hep şunu söylediniz. Önce Sebahattin Bey yoğunluklu ağırlıklı olarak konuştuk biz ama... Diyorsunuz ki siz, biz Fatma'dan daha Şerife'den, Şerife'nin annesi Fatma'dan, onların eşi Hikmet'ten onlardan şüpheleniyoruz diyorsunuz. Doğru mu? Yani şüphelendiğiniz kişilerden biri de o aile, Kirenci ailesi. Evet, doğru mu Şükran? Evet, hani bununla önceden çocuğu görmedilerdi. Şimdi de değil ki mesela acaba Barış Emre miydi değil. Barış'ın İbrahim'in ne alakası var ya? Bununla yalan konuşuyorlar ya, yalan. Barış. Bunu da çıkartsın Didem abla benim çocuğumu. Bunu da çıkartsın. Barış bunu, kim? Barış benim oğlum. Senin Barış'ın ha oğlum. Evet oğlum. Bununla yayına gelsin. Bununla benim çocuğumu çıkartsın. Kutu kafaya gibi koydan bu çocuk. Nereye gider Didem abla ya? Nereye gider bu koydan? Benim çocuğumu uçurdular mı? Ne yaptılar? Gömdüler mi? Benim çocuğumu çıkartsın bununla. Köyden şimdi Kirenci, Hikmet Kirenci, Şerife'nin kocası canlı yayında karşımızda. Bir onunla konuşalım. Bütün iddiaları ona soralım. Hikmet merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Şimdi Şükran sen bir daha net söyler misin? Hikmet'in karısı Şerife'den ve annesi Fatma'dan neden şüpheleniyorsun? Bana sadece onları söyler misin? Neden onlar şüpheli senin için? Didem abla. Aranızda bir husumet var mı? Husumet yok Didem abla. Yok. Yani, ama ben... Savcılığa valide ve nereye gidersen git sor yok. Ama ben Fatma'yla... Kazayından başına bir iş gördü bak, benim çocuğum. Hikmet'in kayınvalidesiyle Fatma'yla aranda bir köpek meselesi yüzünden bir gerginlik olduğunu biliyorum. Aramızda oldu. Ha. Çünkü niye de ben dedim köpeğe ve çağırsa ne dedim. Çağırmadı Şerife Girenci. Yani köpek neredeyse benim paçamı kopardıydı. Hoş demedi köpeğine.
Şey, Hikmet'in karısı mı hoş demedi? Evet, Hikmet'in hanımı. Tamam. Şimdi Hikmet, senden, daha doğrusu senin eşinden ve kayınvalidenden şüpheleniyorlar. Sen bu iddialara ne diyorsun? O gün senin karın, daha doğrusu senin çocuğun görüyor, Aylin görüyor. 15-20 dakika sonra da işte Sabahattin Bey'in olduğu tarafa gittiği iddiaları var. Ama sonrasında eşinin bu iddiaları, yani çocuğu görmedik, Aylin aslında o çocuk tam olarak neyi görüp neyi görmediği gibi ifade değiştiriyorsunuz. Senin karın o gün, daha doğrusu kızın, gördü mü İbrahim'i orada? Görmüşler mi? Ablacığım, kuzu gidiyordu çocuk. Yoldan geçse görme şansı yok. Muhabir de baktı zaten onlara. Yani çocuğa de ki falan kişi şuradan geçti mi diye sor. Geçti der. Yani görmesi yok yani. Bir dakika Hikmet. Bu şekilde. Bu arada muhabirimiz şey Abdullah Şanlı ve Tayfun Övren kameramanımızın yanında. Ben şunu sorayım sana Hikmet. Sen İbrahim'in kaybolduğunu ilk ne zaman kimden öğrendin? Bana onu söyler misin lütfen? Ablacığım o sabah Kasım'a ile Sinop'a geldik köy minibüsüyle. Ben de 18 evler diye bir yer var. Kasım'a çantasının bir tanesinde peynir falan vardı. Evet. Minibüsçü Rahmi Kirenci'ye dedi ki bunları sat benim işim var dedi. Bir tane valiz aldı. Valizi indi. Evinin yanında inmedi. Üst geçit vardı. Kasım hatta mı? Bununla ilgili sivil istihbarattan bana dediler ki. Kasım evet, bir valiz mi aldı o gün? Sivil istihbarattan bana dediler ki. Yalan söylüyor. Evet, evet yalan o söylüyor. Arabasında yalan valiz vardı. Ya bir dinleyelim bakalım. Dinleyelim. Ablacığım. Bak bir dinleyelim, dinlesinler. Tabii tabii bak, aynen. Lafa karışıyor mu? Tamam tamam dinliyoruz. Bak dinliyoruz. Bir valizle indi. Bana sivil istihbarat dedi ki arabaya kan akmış dedi. Rahmi Kirenci'nin arabasına dedi. Ben kan görmedim. Kimsenin günahına giremem. Valizinde ne olduğunu da bilemem. Rahmi Kirenci de biliyor. Ondan da ifade aldılar. Bu şekil. Bir dakika Hikmet yani, bir dakika. Rahmi kim? Geldim. Rahmi kim? Rahmi bizim Münevizci. Bunların akrabası. Bunların akrabası. Hikmet Kirenci'nin akrabası. Hikmet Kirenci'nin akrabası. Evet. Ama o minibüse Kasım valizlerle mi biniyor? Valiz yok. Ablacığım sabah aşağı geliyorduk. Pazartesi, perşembe. Bir dakika durduk. Bir tane çanta, pazar. Söyle. Bir tane pazar çantası var. Evet. İçinde peynir bir şeyler var. Bir tane de valizi vardı elinde. Valizini aldı. Pazar çantasında peynirleri satarsın dedi Rahmi Kirenci'ye. Tamam. Ben ye gelir ye gelmem dedi. O orada indi. Ben Sinop'a indim. Şu an Kaleyasu diye bir yer var oraya. Şimdi bak ben, sana, bak ben sana sen kimden öğrendin diye bir soru soruyorum. Sen bana Kasım meselesini biliyorum. Tamam. Bu iddia yani şehrinin kocasıyla olan ilgili o iddiayı zaten gündeme getireceğim. Şimdi Hikmet sen bana şunu söyler misin? Sen İbrahim'in kaybolduğunu kimden öğrendin? Ne zaman öğrendin? Bana önce bunu bir söyler misin lütfen? Kasım ay saat 11-12 sıraları beni aradı. Hikmet dedi, eşine dedi arayıp söyleyebilir misin dedi. İbrahim kaybolmuş dedi. Koyunun yanına çıkmış mı dedi. Ben de eşimi aradım. Telefona ulaşılmıyordu. Tekrar Kasım ay aradım. Evet. Nasıl kaybolmuş dedim. Evet. Dedi ki sabah dedi 8.30-9 sıralar dedi. Çıkmış gitmiş dedi. Nereye gittiğini bilmiyoruz dedi. Ondan sonra biz de köyün minibüsü falan köye geldik tekrar. Saat kaçtı bilmiyorum geri geldiğimizde. Ya sen Hikmet çocuğun efendim, amcasından yani Recep'in kardeşinin abisinden öğrendin. Evet. Kasım'dan öğrendin. Recep burada bir şey itiraz ediyor. Evet. Söyle Recep. Hikmet sen demişsin ki ben köye gelir halledeceğim bu işi demiş. Neyi hallediyorsun Hikmet? Bak. Kasım'dan önce sana saat 10 gibi telefon tamam, gelmiş. Tamam, onu da konuşacağız. 11 gibi. Tamam, konuş. Tamam. 10 değil, 11-12 araları. Evet. Tamam. Şimdi ondan sonra tekrar eşim aradım. Telefon açtı. Dedi ki, koyuna kurt geldi Hikmet dedi. Koyuna kurt geldiyse koyunu bir araya topla kurt almasın. Ben gelince hallederim dedim. Yani kurdu vururum demek gibi yani. Bir dakika. Hikmet. Koyuna kurt geldi ne demek? Kurt gelip koyunları parçalamış mı? Bir şey mi olmuş? Ya sürüden bir tane hiçbir koyun şey alma. Hiçbir şeyde almamış. Abla koyunlara. Koyunla, yani sürüden bir koyun almış mı o yani? O gün alma yok. Koyuna kurt devamlı geliyor. O gün tamam. Almamış. Köpekler sarıyor. Köpekleri kıstırıyorlar gidiyor. Bu yani mevzu. Köpekler o sırada serbest mi dolaşıyorlar peki? Bana onu söyler misin? Serbest dolaşıyor. Ha. Köpekler serbest dolaşıyor. Ormanın alanı üst yanda kurdu alıp köpekler kurdun peşine gidiyorlar. Ha. Geliyorlar yarım saat falan geçiyor geçmiyor yani.
Peki köpekler kurdun peşine Sebahattin... Hikmet, köpekler kurdun peşine gittiğinde o sırada İbrahim'i orada görüp acaba çocuğu parçalamış olabilirler mi? Ablacığım bak, bu köpekler köyün ortasından başı boş geçiyor devamlı. Benim arazilerim var. Bu köyde hiç kimseyi ısırmadı bu köpekler. Birisi gangal yav bozması, bir tanesi av filisi. Ama bu zamana kadar kimseyi ısırmadı. Bir dakika. Isıracaktı. Kendi öz amcası var. Bak, bir dakika dur. Hikmet, öz amcası dedi ki benim yeğenlerim yalan konuşuyor. Benim torunumu bile ısırmaya kalktı arabanın yanında dedi. Evet. Kendi torununu. Amcasının torununu. Ama parçalayacak, öldürecek kadar mı? Çocuk arabaya zor atlamış. Arabaya atlamaz, öldürüyümüz zaten. Arabaya atlamış, parçalayacakmış, torunuymuş. Siz dedi benim adımı verin, ben şahit olacağım dedi. Eğer demezse yalancı şahit tutar demek ki tutuyor. Hikmet, ne diyorsun bu iddiaya? Ablacığım hepsi yalan. Orada iki kişi doğru söylüyor. Bayram Ay doğru söyledi, Sebahattin Keçe doğru söyledi. Ne doğru söyledikleri ne? Ablacığım Bayram Ay çocuğa bakmıyor diye şu şekilde bakmıyor Şükran. Hayvanları var, sabah gidiyor öğlene kadar ahırlarda. Çocuk camdan atladığına ben inanmıyorum. Senin karın kaç kere bakmadı, sen mi bakmadın annesi... bu çocuklara? Utanmadan... Sen iki üç ayı da çocuğunu karın diye bırak. Ben doğum günü bile yapmışım çocuklarıma, vicdansız. Konuştuğun kelime mi? Bir dakika. Bak, ama sen beni kuleni mi basmadın? Götürün benim çocuğumu, götürün. Sizin yakanı koymamayacağın çocuğumu götürün. Yedirin çocuğumu köpeklere. Utanmadan konuşuyorsunuz bir de. Utanmadan konuşuyorsunuz bir de. Ama, bir saniye Şükran, Şehre. Evet, bir dakika, bir dakika. Sansınıma seslenin. Bu adamların tekrar ifadesi alınsın. Tamam. Lütfen alınsın. Bir dakika, Şükran, bir dakika. Dediniz ki o gün. Yaktın bir dakika. Şükrancığım durur musun? Pardon. Hikmet dedin ki ben çocuğun o pencereden atıp gittiğine evet. inanmıyorum. Sence ne oldu çocuğa o zaman gitmediyse oradan? Evet. Ne oldu? Ablacığım bak, ben köyde koyun güderdim. Güdüyordum önceden aşağı gelmeden. Evet. Annesiyle bu çocukların ikisi arazide mal hayvan güdüyorlar. Ne zaman? 2 kilometre köyün üstü. Sorabilirsin. Ne zaman? Önceden yani daha bu çocukları her zaman... Evet. Ya bunda... Çocuk kaybolmadan önceden devamlı yani. Bu çocuklar sokaklarda da geziyor. Malayvan'a da gidiyor annesiyle. Ormanlık alanda kaybolmuyor orada. Eve mi bağlayalım çocukları? Ne oluyor da yani? Ne olmuş yani merak ettim. Ya bu çocuk ne oluyor da camdan attı? Cam değil bir yok. Cam diyorlar. Camına hiç ilgisi yok. Bu çocuk demir kapıyı kilitliyorduk diyorlar. Bunda çocukla hiç evde kilitli kapı yoktu ki. Demir kapımız attı yok bizim. Ne konuşuyorsun sen sokaklarda. Ya? Boş konuşuyor ya. Şimdi bak Hikmet, atlama meselesine geleceğim ama Hikmet şimdi bir saniye Hikmet. Şimdi Fatma kurdu saat kaç gibi görüyor? Köpekleri ne zaman onların üzerine salıyor? Sen bana onu söyler misin? Ablacığım öğlenden sonra saat 1-2 o aralarda konuştuk biz. Köpekler zaten kurdu kataklamışlar. Hı. O arada da gitmiş geri gelirken Sebahattin Keçe geliyor hanımın yanına. O da ateş mi yakıyormuş bir şey orada. Evet. Köpekle yukarıdan aşağı gelmiş. Yani devamlı geliyor. Onların kendi koyunlarını da aldı kurt. Yani bunlar diyor ki köpekler parçaladı. Çocuğu köpek parçalamaz. Çocuğu ısırmış olsa ararım. Ben bu köpeği niye bakıyorum? Koyunumu koruması için bakıyorum. Peki bir şey soracağım. Ben sen ararım jandarmayı. Efendim gün senin, çocuk geldi. Senin o gün kayınvaliden Fatma. Hep köyde olur mu? Normalde nerede evet. yaşıyor Fatma? Normalde Eymir köyünde duruyor. Hı. Bizim mahallemiz Ahlatçık mahallesi. Eşim yalnız oralarda koyun gidiyor diyor. Onun yanına geliyor. Her zaman yine yanımda. Peki yine o gün Şerife senin eşin karın annesini neden çağırıyor ya? Abla devamlı geliyorlar. O gün fasulye çalısı yapıyormuş o ormanda. Hı hı. Bu yani. Yani o günle ilgisi yok. Şu anda yine mantar topluyorlar mesela. Yine barabarla. Yani peki. Bu yani gelebilir yani. Başkası da gelebilir. Peki Hikmet, senin evinin yakınında kan bulunmuş değil mi? Şeyde Sinop'ta. Ne kan abla, hiç öyle bir şey bulunmadı. Yerde. Nasıl söyler misin Şükran? İlkinki oturduğu yerde kan bulundu. İlk oturduğu yerde. Evet, köye gelmeden önce oturduğu evde bulundu. Evin yanlarında bulundu. Hatta Recep'inden benden kan alındı. Peki ne çıktı onun sonucu? Onu bilmeyin diyeceğim. Söylenmedi bize. Şu anda maalesef gizli karar oldu ki kayıp bir insan var, çocuk var.
Ve onunla ilgili gerçekten bir gizli kararı var. Ben Sayın Savcım yani anlamakta zorlanıyorum. Sonuçta bu çocuk kayıpsa eğer demek ki olayı cinayet olarak değerlendiriyorsunuz. Hikmet, senin evinin yanında kan örnekleri, neden kan bulundu Hikmet? O kan kime ait? Ya ablacığım bak, benim köydeki şimdiki evimin yanında da kan vardır. Neden? Ben hayvanlarım var. Adaklık satıyorum. Geliyorlar, kesiveriyorum. Onların kanı olabilir. Bunlar olabilir. Köyde de mesela 15 gün önce köye geldim yine. Kuzu kestim mesela. Ya kan olur. Yani illa bir kan var diye biz çocuğu öldürecek kadar cani değiliz. Benim de 4 kilo çocuğum var. Peki o gün senin kayınvalidenin Fatma'nın... Biz kimi öldürmüşüz? Kime yapmışız? O gün senin kayınvalidenin Fatma'nın bir yerden ödünç katır alıyor galiba. Katır heybesi mi katırı alıyor? Katırı torunları getirmiş bunu. Aha, peki o da incelemeye alınmış. Fatma değil, evet. Evet, peki neden incelemeye alındı? Evet. Oradan ne çıktı Şükran? Bununla da söylenmedi Didem abla. Abla bunlar şimdi söyle ki. Abla bunda herkesten şikayetçi oldular. Bak şikayetçi oldular. Çocuklar katır almışlar. Ormana o zaman gelirken komşudan. Hiçbir şey çıkmadı. Çünkü bir şey çocuğa dışarıdan hiçbir şey olduğuna inanmıyorum ben. Ne oldu o zaman? Kesinlikle ne Sebettin Keçe ne Bayram Ay. Kendi evlerinde bir sıkıntı var bunların. Önceki yayında da söyledim aynı şeyi. Bak aynı şeyi söyledim. Bir dakika, dur. Bu çocuğa kimse bir şey yapmaz. Şükran bak bir şey söylüyor, bağırıyorsun ama. Bağırmayı anlamaya çalışalım. O evin içinde ne olmuş olabilir? Çocuğa bir şey mi yaptılar? Niye yapsın kendi evladına? Kim yaptı? Ablacığım bak kazalen bir şey oldu ama ne olduğunu bilmiyorum. Bak şu diyemem. Ben onların köyde yüzüne karşı da dedim. Sizin kendi evinizden oldu ne olduysa dedim. Yani şimdi orada bağırıp çığırıyorlar. Bağırıp çığırmaya gerek yok. Oraya çocuğun aramak için gelmiş. Bir şeyi dinlemesini bilecek. Ben buradayım. Her yere laf atma. Sen de bir babasın. Evladın kaybolsa sen de benden şikayetçi olursun. Evlat acısı çeken bil onu. Çekmeyen bilmem. Bu çocuğun ağzına niye vurmuş, çocuğu gördüm deyince ağzına vurdu. Annesiydi eksi. Jandarmanın yanında tokat attılar çocuğu. Sustu da bunu ya. Tamam, burada bir de konuşuyor ya. Senin kızın Aylin çocuğu gördüğünü söyleyince Fatma da kayınvaliden de ve senin eşin evet. Şerife de çocuğun ağzına vurmuşlar. Neden vurdunuz? Hikmet Kirenci vurmuş çocuğa jandarmanın önünde. Ablacığım. Tamam, söyle tamam. Söyle ne? Sen de vurmuşsun Hikmet. Abla, neden çocuğuna vurdun? Yayında konuşmasını bilmiyorlar işte. Tamam sen ben sana ablacığım, söylüyorum. Sen söyle. Vurma yok. Şimdi 52 tane kuzum koyunum öldü benim o ara. Hastalık bulaştı. Sabah tama gittim. Damda yine 3 tane koyun ölmüş. Pencereden evin kapının önünü çağırıyorum. Evden duymuyor da acem olduğu için. Evet. O arada jandarma komutanları geldi. Çocuğa tokat falan vurma yok. Bağırdım. Niye şey yapmıyorsunuz? Yine 3 tane kuzum ölmüş diye. Önünde söyledin Hikmet. Da... Vurdum dedin. 3-4 kişi şahit var. Kimse söylemedi. Ben çocuğuma dedin... baba... Senin kızın Hikmet, senin kızın Aylin, senin kızın Aylin, efendim. Hikmet bak sonuçta 5 yaşındaki bir çocuk şu an yani evet. Umarım hayattadır da bir yerdedir ne bileyim getirirler yani 6,5 yaşında şu sıralarda. Senin kızın onu gördüğünü söylüyor. Sonra siz onu kızıyorsunuz. Yani gördüğünü söyleyip sonra neden fikir değiştiriyor? Sonuçta bu çocuk 10 yaşında. Gayet birinci yerinde değil mi? Bilir kişi yani, bile geldi. Evet. Barış ile karışma şansı hiç yok. Çünkü 7-24 okulda beraber. Tamam peki. Niye karıştırsın ki aynı çocuğu? Senin kızın Aylin çocuğu gördüğü halde sonra neden siz ona baskı yaptınız? Öyle söylüyor çünkü aile. Ablacığım baskı maskı yok. Saate bilir kişiler geldiler. Hatta o gün aşağı çocuğu getirmişler. Tamam mı? Çocuğu getirmişler, ifadesini falan aldılar. Senin bana kızın, dediler ki, senin kızın, senin kızın, işte. Senin kızın İbrahim'i gördü mü görmedi mi Hikmet ya? Ablacığım çocuğun görmesi yok. Görse konuşurdu. Benim çocuğum abla tamam görmedi. Bunu kızgınç gördüm diyorum ben. Nasıl? Bu şekil. Bak peki. Bunu bak bu an tamam kızı görmedi. Mesajda benim kızgınçı görüyor. Melek Balkonoğlu görmüş. Kız nasıl görmeyin? İfadeyi bunları çelişkili ifadeleri mi bile ve savcılıkta? Niye yalan konuşuyor Didem abla ya? Ben de bir acı çekin ya. Onun da yavrusu kaybolsa o da benden davacı olsun ya. Bu ne biçim akrabaymış? Ne biçim koyluymuş ya? Akrabanız mı onlar? Yok tamam Hikmet diyor. Kurt gördü eşim diyor. Sinop'tan bak Sinop'tan gelene kadar bak köyde geldi. Sebahattin Keçi köyde. Bayram Ay köyde. Bir saat var ya. Bir saat gelene kadar kurt koyunu kırar. Adam zaten alkolik o gün. Dur. Alkolik koyun nereye bulacak kurdu? Bir saniye diyor. Sebahattin Bey. Herif o gün edecek. Köpekler bağlı mıydı, bağlı değil miydi Şerif'in? Şimdi ben buraya çocuk için çıkmadım. Ha. Benim ailem, çoluğum, çocuğum perişan durumda. Niye bu kadar kötüsün? Niye kötüyüm ben? Şimdi iftira atıldı bir de ya. İftira atıldı. Bu ne?
Bak Bayram Ağa yalan konuştu. Ben Şükran Ağa'yla kendisi ispatlayı benim akrabam olduğunu. Benim dedem kokeni bunlardan ayrılma. Bunların dedesinden gelme. Bunların akrabalığımız bu. Bizim bunu araştırılmasını... İdem abla bir şey söyleyeyim. Konuşsun ama bak. Bu itirayın yani... İspatlanmasını isteyin. Benim çoluğum çocuğum perişan. Kimisi çalışıyor, kimisi şeyde yani. Ağlayla çoluk çocuk. Eşimin tansiyonu çıktı. Sağlık ocağına indi. Ben zor durumdayım. Ben bunun için çıktım. Ben bunların çocuğunun için çıkmadım. Ben bunların çocuğu çıksın diye şey deyin. Şimdi onu sordunuz. Hikmet'in çocuğunu sordunuz. Şey, Hikmet'in hanımının yanına çıktığımı sordunuz. Geldim evine onda çıktım onda. Kıyametleri saçıyor. Ciğerim delindi. Ben çocuk acısını ben de bileyim. Anlattım burada. Benim çocuğum da kayboldu dedim değil mi önceki yayında? O acıyı ben yaşadım. Çünkü bu öyle ağlayınca benim içerim parçalandı. Benim iyi kötü uzaktan da olsa bir kanım mı bunda? Kanım. Kan karışıyor bize bundan. Bunların dedesinden doğru bizim kanımız aynı. Soy izimiz aynı. Böyle bir değişiklik yok. Şimdi bunu öyle deyince ben düşer diye mi şey ettim? Burada gelme dediğimin de farkında değilin. Bilmeyin. Benim yanıma çocuk gelmeyince ben Beri'den Hikmet'in koyunun yanından yukarı. Bak İbrahim'in gittiği yol üzerinde, İbrahim bir yoldan gidiyor ya, yol orada ikiye ayrılıyor. Evet, evet ikiye. Tamam evet. Dur, yol ikiye ayrılıyor. Biri o gün işte senin Sebahattin Bey, senin yol düzenleme çalışması yaptığı tamam, yere yol, geliyor. Ana yol benim yanıma geliyor. Tamam, bir o tarafa geliyor, yarın o yolu... Ana yol o benim yolu, yanıma geliyor. O yolu arkadaşımız Abdullah çekecek orada. Bir yol sana doğru geliyor. Evet. Diğer de Şerife'nin hayvanları otlattığı yere doğru gidiyor. Beren'in yani gibi. Yol orada ayrılıyor ikiye. Aynen. Evet. Yani iki yer var. İki evet. Evet. Ya yani bir burası Sebahattin Bey'in olduğu taraf var. Bir de Şerefelerin olduğu taraf var. Evet. Yani evet, iki tarafa bir yani sen diyorsun ki hayır ben görmedim diyorsun. Şimdi bak ben Şerifeler de diyor ki hayır ben görmedim diyor ama çocuk o tarafa doğru gitmiş. Ama peki hanginiz daha yüksekte? Bir dakika dur. Bak, hanginiz daha yüksekte bir saniye. Bir gösterelim önce. Bakın şu o yolu görün. Şu yol. Ha, ama bu yol taraf... mu? Bu böyle mi? Burası, bu yol mu? Burası değil. İleride burası bir tane abi. Daha yol var. Biraz daha ilerideki. Evet, o yolu ileride, biraz yarın canlı bir yayında gösterelim biz. Abdullah bize göstersin. Orhan Bey. Sebahattin Bey, sizin olduğunuz yer mi daha yüksekte kalıyor yoksa Şerife Hanım'ın olduğu yer mi? Şimdi böyle istikamete kaldıysa Şerife Hanım'la biz aynı istikamet yok. Yüksek. Yüksek diyorum. Yokuş çıkacak. Çocuk yokuş ya çıkmak istemez ya. Onun yokuş, onunki de aynı rampa. Benimki de aynı rampa. Ha. Allah üstünden bakıyor. Kimseye iftira atamam. Şimdi onunki koyun yolu. Fateke yol aşağıdan yukarı. Benimki ana yol. Araziye giden yol, peki, ana yol. Sebahattin Bey sizin o tarafa gelmedi diyelim. Şerife'nin olduğu tarafa gitti. Orada Şerife'nin köpekleri, hatta sen de demişsin bağla köpeklerini demişsin. Şerife'nin köpekleri evet, evet. Çocuğun başına bir şey getirmiş olabilir mi sence? Ya şimdi ben onu bilemem, iftira atamam. Bir hayır yani köpekler onu yapabilir mi? Hayır köpekler, benim çocuğum 5 vakit aynen Şerife'nin koyun güttüğü yerlerde malları güdüyor. 10 yaşındaki çocuk Şerife'nin koyun güttüğü yerler. Sen benim yerler... sorumu anladın mı? He? Sorumu anladın mı? Diyorum ki bu çocuğun başına köpekler bir şey getirmiş olabilir ya mi? Onu, yani ben köpeklerden hiçbir şey aynı hikmetin dediği gibi ben aşağıdan yukarı çıktım. Bir şey söyleyebilir miyim? Bak ben aşağıdan yukarı çıktım. Sen... Hikmet'in hanım orada çalı topluyor. Öğlen saati. Çalı topluyor, ateş yakacak, çay kaynatacak, çay demleyecek. Ben o zaman çocuğu daha aramıyor kimse. Arıyorlar mı çocuğu? Arayla, çevreden arayla. Çocuğu aranıyor çocuk. Tamam arıyorlar. Bundan sonra orada çay topluyor, aşağıdan yukarı çıktım, kızım dedim, Şükran'ın çocuğu kaybolmuş dedim. Aha. Bunun aynı emsal. Şükran'ın çocuğu kaybolmuş, buraya geldi mi dedim. Benim yanıma gelseydi çocuk gelirdi dedim. Benim yanıma gelmediğine göre ben de dedim hani buradan yukarı mı gitti? Emce ben görmedim dedi, o tarafta dedi, çocuk sesi vardı dedi. Gördüm. Bununla da benim çocuğu Barış'ı, şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Dur. Hikmet dur. Bey de Hikmet dur. İki dakika dur. Daha devam ediyor. Ondan söyle. Sonra bu çocukları yukarı çıkıyla yukarıda Şerife'nin bu tarafta koyun güttüğü yerden öbür tarafa düze. Çocuklar da çocuk arayla çocukların sesini duymuş o. Daha çocukla. Çocuk benim çocuğum kendisi anlattı bana. Ben bizde dudları batıradık bu dedi. Kimmiş hangi çocukların sesini duymuş? Büşra ile yani, Barış'ı Barış, sormuşlar. Yenge çocuk gördün mü demiş. O da demiş ki yandan çocuk sesi geliyor demiş. Ama Şerife giren. Dur Recep ne diyor? Bunları çocukları sesini duydum dedi. Ben de dedim ki çocuk zaten konuşamıyor kızım dedim.
Bu çocuk zaten konuşamıyor. Bağırmıyor de dedim. Bağırıyor. Ben bağırdığını sizden duyayım. Ben bağırdığını bilmiyorum. Babası bir şey söyledi. Emce mesela bak. Şerife diyor ki kurt yal diyor. Bak bak. Dur. Ben onu anlatacağım. Emce ben bir onu bak. Kurt yal diyor. Bir dur. Sen diyorsun kurt yal diye hiç çok konuşuyorsun. Bir şey soruyor. Emce bak kurt yal diyor tamam Şerife Kirenci. Bak senin de evladın benim de evladım var. Kurt geliyor Şerife Kirenci. Niçin olsa yönlendiriyor tamam mı? Alamazsın. Kurt onlara dönse ne yapacağız? Hadi bakalım biri gitti. Bir kurt gördüm diyor. Çocukları bak, kurtlara bundan mı yönlendiriyor? Hayır uçağı yönlendiriyor ya. Kurtların olduğu tarafa. Evet. Hikmet niye? Bir dakika Sebahattin Bey. Senin eşin kurtların olduğu tarafa niye çocukları yönlendiriyor o zaman Hikmet? Ablacığım hep yalan konuşuyorlar tamam mı? Yalan. Hepsi yalan konuşuyorlar. Ama Hikmet ya doğruyu söyle o zaman. Hepsi yalan. Sen hep doğru konuşuyorsun yani bak, belli oluyor. Ablacığım bunda... Bunlar bak tamam bir köpeğin yavrusu kayboluyor da yavrusunu arıyor. Tamam Şükran arayabilir, şikayetçi de olabilir, o da yaptı diyebilir. Hiç sıkıntı değil. Bunlar çocuğu bulmak istemiyorlar. Niye istemiyor? İsteseler bir defa bir kişi konuşurken dinlerler. Yani ben neden onlar konuşurken çıkartıyorum mu? Çıkartmıyorum. Ama bu ağır bir iddia. Neden çocukları? Niye geldi? Avur suçlama bu. Bu baya bu laf avur suçlama. Buyur işte. Bu laf avur suçlama. Dur. Bak Şükran benim. Nasıl? Buraya bu programa bak Şükran benim. Bu çocuğu kimse bulmazsa ben buradan gitmeyeyim arkadaş. Bitti. Gitmeyeyim. Ben de gitmiyorum arkadaş. Gitmedi isterse kapıdan kovun gitmeyin. Madem çocuk bulmaya gelmemiş, çocuğu bulana kadar ben gitmeyeyim. İtiraf etsin bakalım o zaman. Ne diyeyim? İdem Hanım. Söyle peki. Allah. Dur bir dakika. Şimdi ben çocuğu gördüğümü dediğim zaman da Emce çocuğu görmedim dedi. O arada köpekle yukarıdan şah saralık indiler. Bunun kurt kovuşturduğu dediği yönden şah. Kim aşağı sana geliyor söyle? Şerife. Bana geliyle yani köpekle. Ha köpekle. Şerife Kirenci'nin köpekleri bana geliyor yani. Koyun mu şimdi orada? Koyunun yanında çıktım ben. Tamam. Dedim ki bak köpekleri bağla. Geriden benim peşimden çocukla geliyor dedim. Benim çocuğuna bunun iki çocuk beraber benim peşimden geliyor. Ormanlar arayla hani ormanlara olsun, bir yerde uyuyakalmış bir gibilerden. Giden yolun kenarlarına. Ben eşeğiyle gezen birisiyim. Ben zaten barınamayayım bu dizlerimde. Nereye geleceğim? Bize onu söyle. Ha, ne anlatıyorsun? Şimdi orada köpekle yukarıdan aşağı geldi. Dedim ki kızım dedim köpekleri bağla. Çocukla dedim. Geliyor çocukları köpekleri. Köpekleri ısırmıyorsa niye bağlasın o zaman? E, hani tamam. Köpekleri sarmıyordu. Çocukla geliyor. Köpekleri kesme niye bağladın İdem abla? Köpekleri kes bununla. Organı çekti bak. Organı çekti. Köpeği bağladı. Ben oradan yukarı. Ben Fatma Karı oradaymış. Ormanında çalı yapıymış. Ben onu görmedim. Gördüm desem yalan konuşuyor. Görmedim kadını ama Uğur diye mi çocukla görmedim. Benim çocuğum konuştu. Fatma oradaydı dedi. Fatma Karay orada diye. Ama oradan yukarı çıktım ben. Yukarıdaki arazilere kimse yok. Şükran'ın abisinin çalı yapan birinin tak tak sesi gelmez mi? Elinden acak ya da balta. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Şimdi sonuçta şimdi Kasım Bey'in senin abinin, senin de kocanın. Evet. Birincisi muska yaptırdığını biliyoruz. Senin haberin yokmuş. Evet duymadım sonra da. Tamam senin kocan gitmiş muska yaptırmış. Doğru. Tamam mı? Çocuk bulunsun diye bir çaba sarf etmiş. Aynen. Yine senin kocanla ilgili Kasım'la ilgili Hikmet'in iddiası o. Ben o iddiayı başka bir yerden yine duymuştum. Hatta onunla ilgili bir telefon ihbarlar geldi. Yarın daha detaylı araştıracağız. Tamam. Senin kocan valiz almış gelmiş köye. Yok abi valiz yok. Peynir çantası vardı ben gönderdim Kasım abim. Yok, hatta sabah ben bunu hikmetten duymadım. Evet anladım. Dün bir ihbar geldi. O ihbarda da arkadaşlar o ihbar hazır mı aslında? Bir bakın Kasım Bey'in yani pek o ihbarı hanımefendi bir hanımefendi ihbarda bulunmuş. Alo hatta mısınız? Alo. Ha merhabalar. Siz ne biliyorsunuz? Kasım Bey bir valizle köye gelmiş. Amcası çocuğun amcası. Hayır ben onunla ilgili bir şey bilmiyorum. Ben Hikmet'in kardeşiyim. Melek Balkanoğlu görmüş diyorlar ya. Ha evet peki Melek Hanım. Yani sizin onu söyleyelim mi? Biz Kasım Bey'i konuşacaktık. Onunla ilgili ihbarı bağlar mısınız arkadaşlar? Ama Melek Hanım'ı da bir dinleyelim. Siz gördünüz mü o gün çocuğu? Hayır abla ben görmedim. Ben size o gün anlatabilir miyim? Anlat. Abla biz... O gün kız kardeşim ben Muhittin hepimiz köyde evdeydik. Sabah kalktık kız kardeşimle biz evde kaldık. Annem kapının önünde çalı yondu. Muhittin de çift sürmeye gitti tarlaya. Tamam. Saat işte 11'e geçiyordu. Kız kardeşim dedi sofrayı seviyorum dedi. Muhittin'e çağırdı. Melek bir şey sorabilir miyim? Senin abin Muhittin sen hepiniz aynı evde mi yaşıyorsunuz? Abi yan yana evlerimiz. Yan yana sen evli misin? Ben evliyim o zaman köydeydim ben. Köydeydin. Muhittin evli mi? Yok değil o. Muhittin Bey hala mı bekar mı Muhittin? Bekar abla. Tamam peki devam et canım. Şey abla sonra işte biz
Aylin'e seslendik. Kuzuların yanındaydı Aylin. Dedik amcana çay yemek yiyeceğiz dedik. Aylin'in amcası benim küçük oğlum geldiler kapının önüne. Aylin'e gel kızım yemek yi dedim. Ben yemeyeceğim kuzuların yanında duracağım. Annem kızar dedi. Çocuk gitti. Biz eve girdik yemek yedik işte çay içtik. Muhittin biraz uzandı yoruldum dedi pat patla sürdüğü için. Saat kaç gibi oluyor bunlar? Abla biz yemeğe girdiğimizde 11.45 falandı yani çok iyi hatırlıyorum. Çünkü erken demiştik öğlen. Tamam. Yemekler soğumasın deyip yedik yani. Tamam. Sonrasında işte Muhittin dışarı 2 gibi falan çıktı. Yani 2 üzerinde. Çıktı Muhittin gitti 10 dakika geçmedi geri geldi. Recep'in de çocuğu kaybolmuş dedi. Ben onu aramaya gidiyorum dedi. O an bizim Aylin koşarak geldi. Ben gördüm yukarıya doğru gitti dedi. Aa, sonrasında. Görmüş yani. Evet Hikmet hani çocuğun görmüş seni ya. Yalandı? Hayır abla şunu diyeyim ben sana. Ben Aylin'in gözüne baktım. Doğru mu söylüyorsun kızım gerçekten gördün mü dedim. Böyle bekledi. Bilmem dedi Barış da olabilir dedi. Biz o yüzden çocuğu hani acaba doğru mu söylüyor yalan mı? Çünkü jandarmaya da gidip Muhittin kendisi söyledi. Bir şey söyleyeceğim. Çocuğu... Aylin yani yeğeniniz ya da şey Hikmet'in kızı Aylin. Önce gördüm diyor sonra fikrini ne zaman değiştiriyor? Hemen mi değiştiriyor yoksa sonra mı değiştiriyor? Hemen dedi abla hemen. Ben dedim ki kızım gerçekten doğru mu söylüyorsun gördün mü dedim. Biraz böyle bekledi. Bilmem Barış da olabilir dedi. Yani biz o yüzden... Ne kadar uzaklıkta görmüş çocuk? Ne kadar uzaklıktaymış peki? Abla o bizim evin yan tarafında kuzular otlatıyordu orada. Yolun alt tarafında biraz aşağıda. Abla bak sonrasında sonrasında bak bu Muhittin gitti gezmeye. Sonra o Kasım abi geldi yola. Kardeşim dedi sizin çocuk gördüm demiş dedi. Abi bilmiyorum yukarı gitti Muhittin diyor. Nereye gezmeye gitti? Muhittin nereye gezmeye gitti? Niye geziyor? Çocuk aramaya mı gidiyor gezmeye mi gidiyor anlamadım. Hayır çocuğu aramaya gitti. Recep'in çocuğu kaybolmuş dedi gitti yani. O gitti sonrasında Kasım abi geldi. Dedi kardeşim çocuk dedi sizin çocuk görmüş diyorlar dedi. Vallahi abi gördüm dedi böyle böyle diyor ama bilemem dedim. Yukarı doğru gitti dedi dedim. Sonrasında Kasım abi gitti. Biraz sonra çocuğun babaannesi geldi kapının önüne. Tamam. Şu teşekkürler. Ben size daha ayrıntılı sorular soracağım ama şu Kasım'la ilgili olan yani amcayla ilgili olan iddiayı bir telefonda bir dinleyelim. En son valizle ilgili alakalı o telefonu bir alalım mı? Dinleyelim o iddiayı. Sonra daha detaylı konuşacağız. Alo hatta mısınız? Evet hattayım. Siz ne biliyorsunuz bu Kasım Bey'in valiz aldığı ile ilgili bir şeyler biliyor musunuz amcanın? Ben kesin olarak kendi gözümle görmedim. Sinop'un pazar yerinde minibüsle giden köylüler demiş Kasım'a iki tane valizle Sinop pazar yerine pazara geldi diye konuşuldu bu şekil. Oraya indiğini biliyorum. Başka türlü hani ben gözümle görmüş biri değilim. İki valizle pazara gelebilir. Bir tane yanında peynir varmış. Valizin içerisinde şüphelendiğiniz bir şey var mı? Yani, ben gözümle görmedim. Yok yok yani bunu duyanlar ne söylüyor? Ben sadece iki tane valiz olduğunu biliyorum. Ben başka bir şey bilmiyorum. Yani şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Kulağınıza böyle şeyler mi geldi? Yani Kasım da çocuğun başına bir şey getirmiş olabilir gibi bir şey mi geldi kulağınıza? Yani hani bu köyde sadece suçlu bir kişi değil. Herkes suçlu. Herkes de bunun aile de içinde. O yüzden onlardan da araştırılması gerekiyor. Vallahi Agatha Karas neydi? Agatha Christie. Agatha Christie'nin romanlarına benzedi bu olay. Çıksın benim öz ailemden çıksın. Yeter çok artık. Ben 1,5 sene daha alayım. Çıksın Agatha benim Christie. Öz ailemden çıksın ya. Yeter. Bir verdik arayı. Sen verdik arayı. Hiçbir şey kalmadı. Etiyopyalı gelinin bu görüntüleri olay yaratacak. Ben özgürüz, sen et bilerek evlendi, beni getirdi özgür. Kocası Özgür hamileyken Etiyopyalı geline neden tepki gösterdi? Oğlum bak döverim seni bak. Neden? Bak. Kayınvalidesinden yabancı gelin Tezata'ya şok sözler. Yollayacağım o zaman. Çok konuşulacak özel görüntüler az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Etiyopyalı gelin Tezata, kayınvalidesinin evine geri döndü. Bir kez daha kovuldu. Bugün geldik, kaynanam bize önce evini aldı. Güzelce konuştuk. Sonrasında bize torunumu da alın. Evet.
Olmayacak, benim oğlumla barışmayacak dediler. Evet, barışmayacak dedi. Yeni tekrar sopa attı bana. Zaten gideceğin yere yoktu. Şu an bundan sonra ne yapacağım da bile bilmiyorum. Allah'tan siz varsınız. Allah razı olsun. Biz olmasaydık ne yapacaktın sen buraya gelseydin? Yine seni kovacaklar mıydı? Tabii ki, yine tekrar koyacaklardı. Ben daha fazla denemiyorum. Yani dedi ki, gel kızım, çok özür dilerim, hata yaptım. Ama eve gelince artık bambaşka oldu. Beni suçluyorlar. Orada diyor ki biz evden kovulduk. Öyle kim? Bir şey yok. Öyle bir şey yok. Teze de söylüyor. Teze de evden kovuldun mu, kovulmadın mı? Öyle bir kovuldum. Şey yok. Kovuldum. Çünkü anne dedi Tezata, ki kızım ev içinde. Elini vicdanına koy, bak çocuğum var, evladım var. Etiyopyalı gelin Tezata ve kayınvalidesi canlı yayında yüzleşti. Stüdyoda tansiyon yükseldi. Yalan söylemesin. Çok yalan konuşuyor. Ben de yalan konuşuyorum. Oğluma tek hatası işte fazla şey yapmadı, ilgilenmedi. Ya dedi sen hatası kızım şunu yap dediğim zaman yapmıyordu. Hattım yemek yemiyorlar. Yemiyorlar mı? Yemiyorlar. Bir de diyorlar ki ben yemek yapıyorum, kanı yapmış yemiş. Ya tamam, zaten diyor, söylüyorlar. Seviyorlar da yemiyorlar. Kıskanıyorlar. O bu yabancı yapmış. Onlar her gün banyo yapıyorlar. Erkekler, oğlunlar her gün banyo yapıyorlar. Biz haftada bir kere yapıyoruz. Onu da kova içinde doldurup da kızımla beraber yapıyoruz. Çünkü fazla fatura gelmesin diye. Eski eş ilk kez yayına bağlandı. İddialar birbirini kovaladı. Bakın benim derdim ya da onun derdi beni ilgilendirme. Benim onlarla bir muhataplığım bile yok. Benim çocuğum ortada, benim çocuğumu gündeme getirip de benim adımı kullanarak da benim hem beni de şey yapmasın. Neden dedim ona, bana kufa etti? Dedi ki sen yabancısın, bugün geldin, tekrar gideceksin dedi. Zaten mesaj var. Demişsiniz ki Özgür'le benim aramdaki diyaloğu sen değiştiremezsin. Kara nokta nokta demişsin. Küfretmişsiniz yani. Etiyopyalı gelin Tezata ve Ankaralı kocası Özgür. Bugün biraz daha gergin gördüm her ikisini de. Bakalım Tezata. Ben Tezata'nın ailesini çok merak ettim Özgür. Şimdi elimizde bazı görüntüler vallahi var. Ben hiç görmedim. Ben dedim de hiç gör, merak etmedin mi? Kardeşleri çok, kim? Çok merak ettim. Sadece 2-3 tane kardeşininkini gördüm. Bir kere annesinin fotoğrafını gördüm. Etiyopya'nın merkezinden misin derler ya öyle. Yok. Köylerinden misin? Etiyopya'nın neresinden? Oromia bölgesinin Baliso diye bir kasabası. Ha biliyorsun. Kendi anlattı. Tamam. Şu monitörüm gidiyor benim. O zaman ben fotoğrafları LED'e ver Aslı. Şu monitörü de halledim bir an önce. Buradaki monitör gitti çünkü. Şimdi ekranlara geldi mi? Tamam. Tamam. Annesi, kim? Kardeşi, abisi. Aa, tanıyorsun hemen. Yok, bunları gördüm. Ha, bunları gördün. Kim bunlar? Bize anlat. Şu ekrana bakarak söyleyebilirsin. Kim onlar Tezata? Annem ve kardeşim. Annen ve kardeşin. Evet. Bu ne zaman çekildi fotoğraf? Çok yıl oldu ya. Çok yıl oldu. Çok eski fotoğraflar. Evet. Peki bir tane daha fotoğraf var diye biliyorum. Onu da bir ekranlara getirelim. O da benim annem. Annen mi senin? Evet. Ne zamandır görmüyorsun anneni? Şu an 5 yıl olacak. 2022'de. 2022'de. Adın annenin? Hı? Annenin adı ne? İsmi? Beredu. 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 Tam evet. Telaffuz etmek de zor. Bunlar kim? Bir de burada bir fotoğraf var. Ben ve annem beraber fotoğraf. Anne de eski yani çok. Evet. Bu da sen kaç yaşındasın? Şu an ben 20. Orada kaç yaşındasın bu fotoğrafta? 20 yaşındayım herhalde o zaman. Niye? Özel bir yere mi gittiniz bir daha? Yok, evde içinde evdeydik. Hani mesela odaya tek giydirdim. Ben de hani tek giydim, odaya fotoğraf çekiyorum. Evet. Annen, baban da yaşıyor mu, hayatta mı? Evet, yaşıyor o da. Orada ne yapıyorlar, ne iş yapıyorlar? Onlar çiftçiler hani köy. Çiftçiler, 9 kardeş. Evet. Hiç peki Özgür'ü Etiyopya'ya götürmek istedin mi? Tabii ki beraber gideriz. Beraber gidecektik. Hani biraz artık biraz karışık olmuş. Bu yani. Ekrandaki kim? O da benim kız kardeşim. Kaç erkeksiniz? Benden beraber 6 kız. 6 ve 3 erkek. Aa, çok tatlı. Bu erkek kardeş mi? Evet. O da Bununla WhatsApp'ta falan görüntülü falan konuşmuştum. Konuşmuş muydun? Ne konuştunuz? Kayınbiraderin, kaynı. Ya işte. Ha, çok tatlılar ama. Bu aynı çocuk mu? Aynı. Aynısı. Yok, aynı yok. Değil de bu daha başka. Başka. Bunun adı ne? Geleto. Geleto. Okula gidiyorlar mı orada peki? Evet. Yani okula gidiyorlar. Hem gidiyorlar hem çalışıyorlar. Hangi dili konuşuyorsunuz? Fransızca mı? Yok. İngilizce mi? Amarinya. Amarinca. Kendi diliniz var. Evet, bizim yerel dilim var. Yerel diliniz var.
Evet. Peki şey, burada kim var? Diğer kardeşim. O bizim, benim kardeşinin arkadaşları, okul arkadaşlarının arkadaşları. Fotoğrafı attı. Onlar buraya gelmek istediler mi hiç? Yok, kardeşim buraya gelmek istiyor da. Hani biraz buraya gelmek biraz zor. Bak o şeyin, kayınvalidenin, Meral'in söylediği şey, masa bu masa. Karşıya evet. Baksana. Bu, o masada ne var? Şimdi bir normal bir yerel bir masa. Yani siz bunu mu, sizin eviniz değil mi burası? Neyse. Yok, bu benim arkadaşın evi. Arkadaşın ama evi. Biz elinden ekmek yiyordu ya. Ha, o evet. Zaman göstermek istedim. Hani biz... Şey, lavaş gibi bir şey var. Evet, lavaş gibiydi. Ama lavaş onu kesiyorsun. Hı-hı. Üzerindeki neydi? Su yemeğinden gibi alıyorsun, yiyorsun. Yiyorsun. Evet. Hı-hı. Normal zamanda çatal bıçak kullanıyor musunuz? Evet, o bizim seçimimiz. Hani mesela istersen siz çatal bıçaktan yiyebilirsin. Meral Hanım attı mı acaba? Bu yemek mi acaba bahsettiği yemek? Bu yemek mi? Bir baksanıza. Meral Hanım'ı bir yayına alalım lütfen. Ne var bunun içinde? Nasıl yapıyorsunuz? Merak ettim. Yemeği özgür diliyorum. Bu bizim mesela bayram olunca en pahalı yemek tavuk olduğundan dolayı. En pahalı yemek tavuk mu orada? Evet. Hı. En kıymetli, hani mesela bir misafir gelince, ne bileyim, bayram olunca bizim en kıymetli yemeği oydu. Tavuk. Evet. Kırmızı et değil yani, tavuk. Evet. Hı hı. Tavuk, ne var içinde? Tavuk var. Evet, mesela biz bir tavuk için 6 kilo soğan falan kullanıyoruz. 5 kilo, 4 kilo. Ne ama var? Bunun iyice pişiriyorsun. Hani çok bir sağla soruyor. 5-6 kilo. Yaptı mı sana bu yemeği hiç Özgür? 5-6. Yok, zaten burada yapmak biraz zor da. Yapmadı da hani... Ankara'da böyle Etiyopya yemekleri yapan yerler var. Var mı? Var. Evet. Sever misin Etiyopya yemeklerini? Ya güzel hani şeyi. Sevmez. Bol bol. Sevmez diyor Tezata. Baharata çok önemli. Acıyı seviyorlar. Tezata nasıl yaptı ki? Çok mu acı yaptı? Sizinkiler sevmedi. Sen seviyor musun Etiyopya yemekleri? Yok, ben kızım için yapıyorum. Ya yok, hani birkaç kere yedim normal. Ha, Özgür'e yapmadın, kızına mı yaptın? Bilsin yok. O lezzeti diye. Mesela ben baharat fazla diyorsun ya. Ha. Hani mesela ben kendine göre hallediyorum. Hani mesela fazla baharatları kullanmıyorum. Ama ben de hani mesela fazla baharat kaldıramıyorum ben de. Hmm. O yüzden az kullanıyorum. Ne yemek yapsam az kullanıyor. Yani yemek sorunu olmuş aranızda, başka şeyler sorunu olmuş, ilk eş sorunu olmuş. Ama 3 yıl önce sen bazı görüntüler çekmeye başlamışsın evin içerisinde. Yok, o bu 3 yıl önce değil. Hani mesela ben görüntü çıktım ya. Ha. İlk önce tabii ki. Daha... Önce bir görüntü ekranlara bir gelsin, ne demek istediğimi bir anlayalım. Tamam. Bir gelsin lütfen, izleyelim. Özgür de merak ediyor görüntüyü. İzleyelim. Ama burada ben Özgür istedik bilerek evlendi, bana getirdi Özgür. Burada yaşarız diye. Ama sen ben kapıyı açmayacağım diye ne yap? Niye İstanbul'a gidemiyor? Siz insan, ben insanım, istedik gibi atmak, istedik insan gibi getirmek de değil. İstersen bu benim ev, çek git. Her şeyine yapıyorum. Ne temizlik olsun, ne yemek. Efendim? Burada Meral Hanım'la kayınvalideyle berabersin. Evet, o zaman benim kızım doğdu. Hani bir yaşında falan olur herhalde. Yeni ay, bu video yakında hani. Ha, bu video yakında çekilen video. Evet. Hep geçmişe takıldı diyoruz da senin için teze. Yok. Bu geçmişi değil, hani bu kızım büyük. Kızım büyük. Peki orada ne konuşuyorsunuz kayınvalideyle? Yani ne diyor? Aranızdaki tartışma mı var orada? Biraz hafif bir tartışma var. Evet. Aramızda dediğin gibi hani tartışma olunca hani ne bileyim. Bir Özgür, şey. Sen bunların ne kadarını biliyorsun acaba Özgür? Annenle teze bu olaydan haberin var mesela senin? Vallahi teze ta her tartışmasının, her şeyinin böyle videosunu çekiyor. Daha başka şeyler de mi var? Yok yok, hani hep böyle bir kayıt altına alma derdinde. Hayır. Öylesin. Onun da işte, nasıl biliyor musun? Bu ne? Bak onun da... Özgür bir şey soruyor sana. Bu ne? Çünkü ben en azından şimdi, bir yerlere kayda olmazsa yalan bizim, oluyor. Şimdi bizim... Ha, yalan oluyor. Sana inanmayacaklar ya, diye. Hiçbir şekilde inanmayacak. Ben dedik ki tamam bir, da... benim komşunun, bizim komşunun var. Sen o kadar her gün sana sokağa atıyor. Sen birazcık kaydet falan olsun dedi bana. Ha, ana... Komşum akıl verdi sana. Evet. O hakkı versin de. Benim mesela bir şey... Kanın anlatamıyorum. Benim zaten Türkçe eksiğim var. Hı hı. Ve mesela şu anda diyorlar ki bu kanını...
Şimdi orada sana şey diyor, İstanbul'a çık git diyor. Evet, arkadaşın yanına çık git, burada ne yapacaksın? Ama sen de kayınvalidene diyorsun, burası benim evim diyor. İstersen sen de git diyorsun. Yok, şöyle demek istiyorum. Sen istersen buradan çık git diyor ya, demeyeceksin bana. Hani buradan çık git, bu benim ev demeyeceksin. Ha. Demek istiyorum ama çık git sen evden, öyle söylüyorum hani Türkçenin eksik olduğundan dolayı. Peki Meral Hanım hattaymış. Meral Hanım hatta mısınız? Bilmiyorum, evet. Ha, Meral Hanım şimdi sizin bu 21 Ağustos'ta 2020'de yaşadığınız bu olayı görüntülemiş. Çünkü sizin bir komşunuz Tezata'ya akıl vermiş. Yok, o benim düşünce hani o benim hani her gün görüyor yani, görünce hani mesela şu anda ondan olsun biliyorlar. Komşu senden daha uyanıkmış, onu söylemeye evet çalışıyorum yani. Sen o benim düşünce ve bizim kavga gorundan olay bize. Kim bu komşu? Meral Hanım biliyor musun? Tamam bak artık şey Özlem Hanım. Didem benim adım, evet. Ha, Didem Hanım. Ya bak evini ayır dediniz, evini ayırdım, şey yaptım ya, evine şey yapmak istiyorsa gitsin evine. Git, şu anda gitsin, korkuyorum Didem abi, mesela bir... Korkuyorum diyor. Evet, korkuyorum ne kadar %100 hani mesela daha önce bir sürü onların yani... Ya rezil ettiği kadar bizi rezil ettik hani, ne yapmak istiyorsa yapsın. Benim onları rezil etmek için değil ki, ben yaşadım bir dakika, Meral Hanım, bir dakika, Meral Hanım diyor ki benim amacım onları rezil etmek değil. Didem Hanım, ben bundan sonra onu arayıp da sormam artık. Gelmek istiyorsa zaten evini barkını onun tuttum, eş döşedim. Şimdi birazdan o görüntüleri ben ekrana getireceğim zaten. İzledim mi? Çok da güzel bir ev tutmuşsunuz. Ya ben görüntü, çocuk odası da var. Ama bak aslında teyze de o eve gelmek istiyor. Ama kimden korkuyorsun? Niye korkuyorsun anlamadım yani. Meral Hanım niye korkuyormuş? Kimden korkuyormuş? Kendi ayağını annesine dinliyor. Bir dakika Meral Hanım anlamadım. Aynen. Kendi dövdü beni yumrukluya. Sen dövmüşsün. Ben ona ne yapmışım? Bir kere vurmadım ya. Didem ama vurmadım ya. O benden ya nefret ettiğin için vurdu. Artık ne yapacağımı bilmediğin için hani mesela diyor ya. Tabii canım tabii. Hep kendini haklı yere koyuyor. Hep haklı koyuyor kendini. Her gün beni sokağa atıyor. Her gün. Her gün beni her gün. Bir haftada mesela ben şimdi yarımda çalışıyorum. Eve gelince her gün gitsin benden diyor. Gitsin istiyor. Tamam. O zaman diyor ki şu an kanına bağıra komşu çağırdı. Diyor ki bu çocuk gitsin diye bizi sokağa attı, kapına kapattı. Tamam, ben buradan gitmeyeceğim dedim. Buna Meral Hanım gitmeyeceğim her dedim. Her gün kovdunuz mu? Her gün hani yeni tamam, olan sen, bir şey tamam, değil. Tamam dur Meral Hanım bir konuşsun. Ya, hayır kovma değil bak. Hani bize ne diyordu biliyor musun Didem Hanım? Ha canım. Ben sizi istemiyorum, ben sizi sevmiyorum. Hayır. Ben de diyordum kızım o zaman bizi sevmiyorsan, istemiyorsan git kapı git diyordum ben de ona. Sevmiyorum diyor musun teyze? Her zaman hayır. Dediğin laf. Her zaman dediğin laf. Hayır ya Didem Hanım nereye gideceğim ya? Ne olduğunu bunu söyleyeceğim ya. Gideceği yeri varsaydı o zaman her gitmeyeceğim zaman miydi? Neden bunu söyleyeyim ya? Normal oturan bir insana, normal bir insana kim git der ya da kim başka ne bir şey yapıyor der? Teyze ki git diyorsunuz? Ne yapıyor ki git diyorsunuz? Demek ki bir hatalar var. Bunu o... Acaba bir, o kadar komşu %100... Bir de bir kendi böyle bir aynaya bir geç. Böyle bir bak. Ben nerede hata yapıyorum? Nerede bir şeyleri eksik yapıyorum? Bunlar bana niye bunu diyor? Bir de bir kendin düşün. Ben 94 gün boyunca bunun her gece, her gün, her saat bunun ben kendi içimde vicdanını yaptım. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyalara çok farklı yerden bakıyorsunuz aslında da. Bütün mesele o yani. İşte. O farklı pencereden bakıyor. Böyle bakacaksın. Sen farklı pencereden bakıyorsun. Hayata böyle bakacaksın. Böyle bakmayacaksın. Farklı. Pencereler aslında aynı da. Gördüğünüz şeyler farklı yani. Bu hep kendi açısından bakıyor. Hiç karşı... Sen peki onun açısından baktığını düşünüyor musun? Baktım. Diyor ki benim zaten gidecek kimsem yoktu diyor. Hatta beni yayında biraz, bir dakika beni yayında biraz taraflı da görmüşler. Yani ben Etiyopyalı olduğu için ve Türkiye'de ne yapmaya çalışıyor? Biraz Tezata'yı anlamaya çalışıyorum. Zaten sizler hepiniz Özgür'ün arkasındasınız galiba. Herkes Özgür'ü ve kayınvalideyi destekliyor. Tezata'yı destekleyenler çok az anladığım kadarıyla. Destekliyor musunuz burada? Yok burada destekleyenler de var. Şimdi ben ikinizle de eşit mesafedeyim ama Tezata'yı da anlamaya çalışıyorum. Anlamaya çalıştığım için de bana diyorlar ki Didem Tezata'dan yana pozisyon alıyor. Neden bizim şeyden damattan yana pozisyon almıyorlar diyor. Ben sadece soru sormaya çalışıyorum. O burada yalnız. Tamam. Kimsesi yok. Tamam. Kimsesi yok ya. Etiyopya'dan tamam gelmiş. Kendine yeni bir hayat kurmaya. Hataları tamam var. Olabilir. Bence tek hatası geçmişe takılı kalması. Onun dışında... Aynen. Tek hatası geçmiş. Tek evet hatası geçmiş. Peki geçmişi sen gerçekten unuttun mu? Yani geçmiş senin için geçti mi gerçekten? Ben iki aydan beri, iki yıldan beri arkadaşlarım beni çağırıyor. Yanlarına bile gitmeye korkuyorum. Sırf aramız bozulmasın diye. Sırf o günü
eve döndüğümde kavga çıkmasın diye. Ekibin zaten ekibi tamam. Diyorsun ya zaten sokağa çekmeye yasağı var. Önemli bir ihbar geldi. Arkadaşlar WhatsApp grubuna bakın. Bu ihbar kayda değer bir ihbarsa lütfen yayına alalım onu. Çünkü Tezeta ile ilgili bir iddiada bulunuyorlar. Meral Hanım, yani Tezeta mı sizi istemiyor, siz mi Tezeta'yı istemiyorsunuz? Ben hala gerçekten anlamadım. Ya hayır bak ben onu istemesem evini tutup şey yapmazdım. Tamam o iş bir hata. Her ailede şeyde olur bir hata. Bak bu böyle yapmayacaktı. Ne yapmayacaktı? Yapmadığı şey ne? Ya yapmamız gereken şey ne? Ya tamam da hayır gitti. Bak ben onu istiyorsa bak yayına çıktı ne dedi size? Ben kocamı istiyorum dedi değil mi? Evet evet. Aha. Evet evini tutturdu. Eşyasını aldırdı. Evet. Şimdi de ben istemiyorum diyor. Dalga mı geçiyor? Hayır istemiyor diyor değil. Eve oraya gidersem aynı şeylerin olmasından korkuyorum diyor. Evet. Doğru mu anladın? Ya, evet. Abla zaten ay, çocuğunun tamam, zaten en son olaydan sonra. Aynı an üçünüz aynı anda konuşun. Önce bir anneni dinleyeyim sonra seni dinleyeyim. Söyle Meral Hanım. Tamam da bizi rezil kefaz etti. Bundan sonra ne olacak artık? Nasıl yüz yüze bakacağız tekrar? Tamam Özgür sen bir tanesi. Ama en son olaydan sonra zaten her iki tarafta 6 ay birbirlerinden uzaklaştırma aldı. Aa. Tabii. Annene uzaklaştırma mı aldı? Her iki taraf. Ne bu onun yanına gidebilir, ne annem bunun yanına gidebilir. Ne kadar süresi ne zaman doluyor uzaklaştırmanın? İşte kavga 3 ay falan kaldı işte. 3 ay kaldı. 3 ay daha yan yana gelemezler yani aslında. Yani. Dur telefonda önemli bir ihbar var Tezeta ile ilgili. Alo hatta mısınız? Evet hattayım. Merhabalar siz komşuları mısınız? Evet komşularıyız. Tamam. Aynı apartmanda mı oturuyorsunuz? Yok aynı apartmanda değil de 2-3 apartman uzaktayız. Ne biliyorsunuz peki kayınvalide ile gelinin arasında? Kayınvalide kendi halinde bir kadın. İki tane oğlu var. Bir yanında olan çocuğu torunu vardı. Sonra bu gelin geldi. Hı. Tamam elinden gelen mücadeleyi yaptılar. Geline bitti bir takım takı taktı. Gelin hemen kızdığı anda götürüyor tuvalete atıyor bunları. Böyle bir şey olur mu? Altınları mı tuvalete atıyor? Evet. Hayır. Asla ya. Siz kimsiniz? Tuvalete atıyor altına. Bilmem bunu söyledik ya. Zaten dedik ki kaynana burada giderken. Bir dakika da o zaten bizim kaynana ve o ne bileyim ondan arattılar olabilir. Şöyle oldu. Ne oldu? Diyor ki benim işim içmek için gidiyorum dedi. Biz evliyse zaten o çalışırken o işi gidince yüzüne çıkartıyor. Ha. Ondan sonra. Bir dakika ne zaman yüzünü çıkartıyor? Biz ilk önce biz evlendik ya. Evet. Evlendikten sonra benim onun yüzü vardı. Tamam. İş yerde biz akşam telefona konuşuyor. O akşam çalışıyordu. Tamam. Elleri yoktu. Yüzük elinde yoktu çalışırken. Yoktu. Tamam doğru. O geçti. Tamam, doğru. O gün geçti. Tamam. Ondan sonra kaç gün sonra bizim kaynana dışarıda arkadaşla beraber çıktık evde. Ben ve kardeş evdeydik. Tamam. Biz. Tamam. Diyor ki telefonu bayan konuştum bayan vardı. Zaten onun telefonda var bayanın telefon. Bir kadınla telefonda konuşurken mi gördün? Yok tamam. Görmedim ama birbirine mesaj atıyor. Kardeşinle ablacığım, beraber oturuyorlardı. Bu da ben size... Dur iki dakika anlatayım. Tamam, anlatayım. Ondan sonra telefona bayana konuştu. Hı. Dedi ki ben içmek için gidiyorum dedi. Akşam saat 4 falan oluyor. 10'da mı? 4'da mıydı? 10. Evet akşam. Tamam, akşamsa... 10. 4 tane. 4 değil mi? Şimdi 10. Etiyopya saati 6 tamam. Saat şey olduğu için bu. AM, PM. Tamam. Ondan sonra dedik ki ben Özgür ben içmek için gidiyorum dedi. Tamam. O zaman benim yüzün senin elini ne yapacak? Daha önce benim kanal dedi ki sen burada gitmeyin. Önce... Sen yüzüğünü mü aldın attın şeye tuvalete? Evet bunu anlatayım Didem Hanım. Ben de diyor ki kanala burada. Sen buraya giderken bunu bırakacaksın burada dedi. Hani yüz vardı, benim yüzük ve onun yüzük ve bana bir tane küpe kaldı. Hı hı. Ve bu telefon 2018'de benim telefon kırdığım için bana aldı. Ne yaptın onları anlamadım. Hı. Benim şöyle söyleyeyim, benim 2010... Ya onu anladım da altınları nereye attın? Ha, dur söyleyeyim, bizim kanalda diyor ki yani kavga evde olunca sen bunu biz aldık, buradan giderken buraya bırakacaksın diyor. Her zaman öyle söylüyor. Sen bunu... Biz aldık. Ne aldı sana altın? Tamam, ne aldılar? Altın mı? Sadece göz, yüz. Sana Özgür'ün ne almıştı altın olarak? Küpe? Yok zaten kaynana aldı. Küpe. Ha. Altın mı bilmiyorum neyse aldılar. Ondan sonra yüzük. Anlıyorsun. Aldılar. Sonra benim işim dedi ki biz daha önce onunla o gün geçti zaten işim benim kanalda dedi ki bunu bırakıp gideceksin diyor. Her zaman bana söylüyor. Sen ne yaptın? Ben ondan sonra o gün geçti. Biz şimdi içmek için gidiyorum deyince
Sen bundan zaten benim kaynağı bırak diyor ya. Hı. Ben de kullanmayayım, siz de kullanmayın diye. Bunun da yüzük ve köpeğini aldım, tuvalete attım. Attım. Ondan sonra komşu dedik ki komşu ya, zaten bu ya bir dakika, komşu attı mısın? Evet, ben hatta sen akrabasın anladığım kadarıyla. Evet, evet tamam. Ama açık ya bana bak bana açık açık söyleyin, canımı yiyin. Tamam attım diyor, kabul et diyor, klozete evet. Attım diyor ama çok doğru da söylüyor. Bazı tamam. Yerlerde tam şeyleri de tam anlatamıyorum. Anlatamıyor kendisini. Şimdi bak kayınvalide hattı mı? Kayınvalide hattı mısınız? Evet Didem Hanım, beni bağlar mısınız? Hattayız canlı yayındayız şimdi. Sen zaten sürekli altınları istiyormuşsun evet. Ya. Evet. O da bu bizim para diyor. O da Özgür de o gün. Bir dakika Özgür, sen neden alyansını çıkarıp gidiyorsun? Dedim ya size ilk başlarda, dedim ben eşimi aldattım. Ha. Bir alta. O zaman altınlara özür dilerim ama klozete atmata haklı yani. Tamam zaten yani onda ben haklı yani. Onda ben zaten bir şey demedim bak. Ben haklı yönlerini almış, zaten... Almış altınları klozete atmış. Ya bence haklı yani. Ya şimdi bana kızıyorsunuz ama... Zaten haklı yani yönlerini zaten eşiniz, haklıdır diyorum sizin zaten. Sizin eşiniz size al bak itiraf da ediyor. Ben hata yaptım diyor. Alyansını bırakmış oraya. Tabii iki tane de şey var. Bir küpeyle bilmem ne var. Ne yaparsınız onları, altınları? Ne yaparsınız? Ben vazgeçmeyi izleyicilerine soruyorum. Ne yaparsınız? Meral Hanım, o zaman haklı değil mi gelin ya? Didem Hanım. Ha canım benim. Beni dinliyor musunuz? Tabii dinliyorum tatlım, evet. Bak, o şey küpelerini, yüzüğünü falan atmasaydı, yemin ederim ben ona düğün yapacaktım, salon tutacaktım, gelinlik giydirecektim, koluna bilezik alacaktım. O yüzük yüzüğünden küpeyi tuvaletin deliğine atınca benim çok gücüme gitti. Ama senin oğlun kızı aldatıyor, gücüne gitmiyor da yani, o altınları atınca mı gücüne gidiyor? Canım aşk olsun hayır, yani. Hayır tamam, olayı ben bilmiyordum zaten. Ben dizisiye bak soruyordum. Küs oldukları zaman kızım ne oldu aranızda, bana sorunları anlatmıyor. Sana ha, bilmiyorsun sen. Ama sonra bir dakika. Annesi biliyor her şeyi. Bildiğinizi iddia ediyor. Yok, siz peki oğlunuzun gelininizi aldattığını ne zaman öğrendiniz? Altınlardan ne kadar... O zaman işte bu dövüşmüşler ya, o zaman öğrendim ben. Ha daha önce bilmiyordunuz. Peki yine... Ya ben bilmiyordum. Ben bilsen izin verir miydim? Yok zaten bir sürü kavga oldu. Komşum falan geldi. O gün o hani mesela yüz falan var ya. Daha önce bir öyle bırak bu bizim, bu dokunma bu bizim diyor ya kaynana. Özgür ya sen TZT'yi sevdin mi? Tabii ki sevdim. Seyvan insan bunu yapar mı acaba? Tabii ki sevdim. Bir de, ya seni bir memnun edemedi şu adam. Yemin ediyorum susayım dedim de. Hayır bak tezete doğru yani. Yani. Aldatılmış ama ya. Ama adam itiraf ediyor. Ya abla zaten özür diliyor zaman... Ne kadar sürdü ilişkin Özgür o ya, kadınla? Hamile süreci öyle yaşadım ben. Bir gün parka götürmedi benim ama işim. Ama bak bir hamile bakın. Bir kadın için Özgür çok bir ağır bir şey. Bir gün parka götürmedi ben hamileyken. O kadar yaşadım ki. Bir gün parka götürmedi. Götürse ben kendine zorunda giderdim, bizim kapı yanımda parka var. Şimdi, öyle. Tabii Özgür'ü dinle. Aldatma şeydi. O bayan Ankara'da bir tane mekanda çalışıyor. Hı. Hani onunla bir gece, ben açken o gece, ona para veriyordu. Gece mekana gidiyordu. Ben açken ona para evet. Veriyordu diyor. Ne zaman açtın? Anne. Ne zaman açtın? Ya sen beni nerede tanıdın? Anne. Sen tamam, tanıdım ne yapayım? Allah'ım ya. Zaten annesi, bak biz Ankara gittik ya Didem Hanım. Ben onu Rizel edeceğim diye bana söyledi. Ben etsin, bana da dedesin. Ben yaptırlarına hiçbir şey değil. Meral Hanım mı seni rezil edecekmiş? Evet. Allah. Meral Hanım niye söylüyorsun? Rezil etsin zaten bundan sonra Meral Hanım olmayacak. Meral Hanım hatta mısınız? Meral Hanım rezil mi edeceksiniz gelini? Evet. Bir dakika, gelini rezil mi edeceksiniz Ankara'ya gelirse? O kadar şahit zaten. Dur. Saçmalamayın, rezil niye rezil? O kadar şahit ki o dedinden. Abla evinin kadın temizliğini yaptı. Evet, seni rezil etmek isteyen kişi o evi... Bir dakika ama Özgür mü rezil edecek yoksa kaynana mı rezil kaynana edecek? Kaynana söylüyordu buna. Ha, yani sizin ekibi söylüyordu. O zaman sizin niye sizin tuttu ekibi. Sana tezata? Ben onu anlamıyorum. Ekibi. Kadıncağız hani, kendi yapmış temizliğini. Buradan bambaşka. Ben de benim kafamda şimdi o kadar eşyalarımın, karışık ki. Aldığım eşyaların borcu bile annemin üstüne. Bir daha bir görüntü daha var. O görüntü de vermek bakalım. Zorundayım. Bana da o görüntü de seninle ilgili. Biraz orada neyse görüntü ekranlara gelsin. Bakalım. Gelsin lütfen Aslı'cığım. Özgür'le ilgili olan görüntü. Benim bebek daddy. İstesem bir şey deme, sinirlendirdim ama. Yollayacağım o zaman. Oğlum bak döverim seni bak. Neden? Zaten niye yapma.
Tamam. Ne oluyor burada Özgür? Orada gene o aldattığım zamanlar o görüştüğüm kişi video çekiyor, video atıyor. Şöyle oldu Didem Hanım. Tezete mi video atıyor? Hı hı. Şöyle oldu. Sen o kadın için tezeteye mi bağırdın? Evet. Bir daha hamileyim. Bakın ben dün yaptığım hiçbir şey yapmadım demiyorum. Aynı anda konuşma tezete, biraz özgür konuşsun. Yaptığım bir şey yapmadım demiyorum. Hı. İlk buraya ben TİS'e çıktığımda ben ekip arkadaşlara, belki sizin haberiniz var ya da ekibin haberi var ya da yok bilmiyorum. Ben ona en baştan beri dedim. Ben dedim, belki dedim sizin haberiniz yok. Ben bu insanı dedim, geçmişte dedim, aldattım dedim. Hatalarımın hepsini peşin peşin. O bilgilerin hepsi bana geliyor da. Bak bu söylediğin sözlerin dedim. Bu sözlerin hiçbir şekilde özrü ve şeyi yok yani. Tamam o zaman. Orada döverim bak seni diyorsun, yapma diyorsun. 3 yıl, 3 yıl boyunca. Ne görüntüsü göndermiş o kadına? Ya işte hamileydi. Bak Didem Hanım. Bir dakika dur, bir dakika. Özgür anlatsın. Ne görüntüsü? Tamam, hamileydi. Evet. O kişiyle görüştüğümü biliyordu. Evet. İşte o görüntü işte. Daddy baba demek. Bu çocuğun babası Özgür. Ne var? Karın değil mi? Tamam. Niye kadına gönderse, niye rahatsız oldun? Ablacığım, ta o zamanlar bu beni bir boşluğa düşürdü. Bak ben de istemedim. Çünkü ben o aldatılma şeyini yaşadım. Acısını evet, biliyorum. Evet, bakın, sen de aldatılmışsın bakın, senin iddiana göre. Evet. Bakın, acısını biliyorum. Ama o ara o kimlik muhabbeti için beni bu bir boşluğa düşürdü. Ben de istemezdim. Boşluğa düşürse mutlaka başka kadın mı tutma gerekiyor? Ben de istemezdim. Ben de yapmak istemezdim bunu. O zaman gerçekten bırakacaksın artık. Çünkü karnında benim çocuğum var. Ama o ara beni... Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Bir de evliliği... Öyle bir boşluktayım dedi demiş, ki... Dedi özür demiş yani. Çok hani, da güzel. Hey, niye boşluktasın Özgür? Ne o abla, zaman? Bakın, bir de resmi olarak şimdi bu kız 14 ay kaçak duruma düştü. Gidiyorum, geliyorum, kimlik işi olmuyor. Olmuyor. Bunu yanımda götürüyorum. Görüşüyor adamlarla. Ebu sana diyor ki bana, sen adama diyor kaç göz işareti yaptın ya diyor. Ya Özgür, bir şey söyleyeceğim. Yani... Tezete buradan gidecek diye boşluğa düştün. Hayır. Gidecek diye değil. Ya da tezeteye bir şey olacak diye boşluğa düştün. Hani inanmıyor. Hayır. Bakın. Ya da tezete sana inanmıyor diye boşluğa düştün. Size inan, kadına mı gittin? Bana inanmıyor ama herhangi bir insana inanıyor. İnsan boşluğa düşünce böyle bir şey için gider mi başka kadına? Ya Allah oldu işte, oldu yani. İşte. Didem Hanım, oldu artık, olamadı. Öyle bir şey, çare yok. Açıklamaların da bir enteresan yani. Yok be, başka bir şeyim yok yani. Ama bak Özgür, en güzel yaşamanız gereken birlikteliği, başlangıcı tamamen tersi olmuş. Aynen. Yani evet. Bu kız aynen, zaten burada yabancı bir ülkede yaşamanın getirdiği bir psikoloji var. Tamam. Sana sığınmış, senin annene sığınmış, siz de ona cehennemi yaşatmışsınız. Ama yani o arada. İlk başta dakika birden beri inanmıyor. Hani onun psikolojisi açısından cehennem tabii ki yani. Ama, yapayalnız bırakılmak. Ama tamam da benim açımdan da bakın. Hamile yani. Benim açımdan bakın. Şimdi uğraşıyorum. Ta İstanbul'lara geldim. Bu pasaport işlerini yapan birisiyle görüştüm. Adam diyor ki bana 5000 dolar vereceğim. Ben eşinin pasaportunu alacağım. Ülkesine götüreceğim. Bir giriş çıkış yaptıracağım. Geri getireceğim. Hani bir şeyler için uğraşıyorum ama bunun dedi sen istemiyorsun. Sen yapmıyorsun. Sen beni istemiyorsun. Hep bu. Hep bu ama. Peki evet. Bir şey söyleyeceğim. Özden bu telefondaki beyefendi bağlanmıyor mu anlamadım ben. Ama bilgiyi paylaşabilir miyim? Senin Özgür'ün baban rahmetli galiba. Evet. Allah rahmet eylesin. Tamam. Rahmetli babasının patronu. Babanın patronunu tanıyor musun? Hangisi ki? Hangisi ki bilmiyorum. Şöyle bir iddiada bulmuş. Demiş ki şey haklı, tezete haklı diyor. Meral Hanım'ı çok iyi tanırım diyor. Çok şey bir kadındır diyor. Yani biraz anneni eleştiriyor. Yani şey bir ifadeyi şimdi kullanmayayım da. Tezata'ya rahat vermedi diyor. Tezata'ya rahat vermediğini söylüyor. Vallahi. Bakın her üç şimdi köken benim. Bak senin yaptığın hataları tezata belki affetmeye hazır. Ama annenin devrede olmasıyla birlikte bunların tekrar nükseteceğini düşünüyor. Tamamdır. Doğru mu anladım tezete? Evet. Doğru mu anladım? Zaten, tekrar beraber bakın, olmak istiyorum. Bakın biz bunun hesabını zaten annemle de yaptık. Ben kendi kendime de yaptım. Ne dediniz ki annene? Hani haksız yönlerimiz var. Bana söyler misin? Haksız yönlerin ne? İşte. Aldatma. Bir, eşimi aldatmak. Tamam. İki, belki yeteri kadar sahip çıkamamaktır. Tamam. Annenin hataları ne sence? Annemin de hani hep şimdi ikimiz kavga ediyoruz. Hı hı. Aynı evde olduğumuz için
annem de otomatik olarak müdahil oluyor. Senden yana pozisyon oluyor. Ya biraz tabii evladıyız diye bizden yana da olmuş olabilir. Evet. Ama hani biz zaten bunun hesabını yaptık. Biz vicdanını yaptık. Şimdi bunlar ama gitti benim. Yapmak değil, sokağa annem attılar iki zaten. Gün vicdan yapmak değil. İki gün hastanede yattı mesela. Şimdi evi tutmuşlar. O evin görüntülerini bir ekranlara getirelim lütfen. Gelsin ekranlara. Özgür'ün tuttuğu ev. Etiyopyalı gelin hayaline kavuştu. Kocası Etiyopyalı gelin ve kızı için ayrı ev tuttu. Kaldık beğendim. Sonra gelince inşallah güzel olur. Çocuğumuzu tuttuk. İnşallah bundan sonra da daha da iyi olacak her şey. Kocası Özgür canlı yayında karısına verdiği sözü tuttu. Abla sizin hafta sonunda misafiriniz olsun. Cumartesi pazar ben evimi tutayım. Hı. Eşyalarımı alayım. Size fotoğraf videosunu atayım. Tamam. Gelsin. O zamana kadar bizim saatimiz olsun. O zaman evet. Tamam. Etiyopyalı gelinin Ankara'daki yeni evine ilk kez vazgeçme ekibi girdi. Özgür Bey'in tuttuğu eve geldik şimdi. Bakalım kapıyı açtığında bizi nasıl karşılayacak? Girelim mi içeri? Etiyopyalı gelin kucağında kızı yeni evini alıcı gözle süzmeye başladı. Hayırlı olsun. Evimi tuttum. Yavaş yavaş da eşyalar gelmeye başladı. İnşallah bundan sonra annemizin adıyla evimize devam edeceğiz. Torunla eşiyle beraber. Nasıl, beğendin mi? Kocaman güzel. Evimiz güzel. Onu daha da güzel yapacak işte biz. Kızımız için mücadelemizi vereceğiz. Her şeyi ben kendim hazırlayacağım. Çocuğumuzu sonuna kadar tutacağız ev konusunda. Teyze ta üstüne temizlik kalmadı bak. İyi, sağ ol. Evine kavuştu. Kocasını tatlı sert uyarmayı ihmal etmedi. Şu anda tuttunuz da hani daha önceki günden demek istemiyorum. Tamam. Yeni. Tamam. Yaşayıp göreceksin. Hala eskileri açıp durma. Yaşayıp hep beraber göreceğiz. Daha önceki ben doğdum. Kocama asla yanında başvuru yapmasaydı asla yapmazdım. Şu anda ya, hı. İşte Etiyopyalı gelinin yeni evi. Evimizin girişi. Burası yatak odamız. Gardırobumuz geldi. Yatağımıza girecek. Burası çocuklarımızın odası. Arşımayla bölümün odası olacak. Burası bayımız. Burası mutfağımız. En son odada Arsaman'ın oyun odası olarak düşünüyoruz. Çok geçmeden çocuk odasının eşyaları geldi. Etiyopyalı gelinin minik kızı yeni odasının keyfini çıkardı. Kızını bir an olsun kucağından düşürmeyen Etiyopyalı gelin yeni evine rağmen tedirgindi. Kaldık beğendim ve zaten bir sürü şeyler gelmedi ya. Evet. Onun gelince şeyler güzel olur. O kadar mutluyum. Allah razı olsun sizden. Ne çabuk tuttun evi Özgür? Ev hazır mıydı? Söz verdik. Ha? Söz verdik. Nasıl oldu? Nerede ev? Kaynana yakınmış galiba. Annene yakınmış. Yakın. Yakın olması sebebi benim bir de oğlum var. Oğlumun okuluna da yakın. Annen yardımcı olsun diye orada tutuyorsun. Ya şimdi annem bu ev hazırda var mıydı? Hakikaten ne kadar millet ev bulamıyor yani. Cuma günü burada yani. Ev tutacağım dedi. Gitti hafta sonu ev tutmuşum. Evet. Bu kadar seri nasıl yaptın? Var mıydı ev hazırda? Yok. Cuma günü işe gittim. Evet. Zaten bir yol yorgunluğu da var. Millet ev bulamıyor kiralayacak. Başımda bir ayrı bir ağrıyor. Dedim ben gidiyorum dedim işlerim var. Evet. Neyse izin aldım gittim. O gün zaten evi buldum. İki saatte buldum. İki saatte buldun. Maşallah. Vallahi. Şansı yaver gitmiş. Şansı çok yaver gitmiş. Kiralar da uçmuş. İki maalesef. Saatte buldum evi. Tezeta evi beğendin galiba ama. Evet evi beğendim artık. Ya sen gideceksin mi gitmeyeceksin mi? Allah aşkına benim kafam karıştı artık. Net bir şey İlk söyle. İlk geldiğinde dedin ki ben kocamı istiyorum. Çocuğum yalnız büyümesin. Babası yanımızda olsun. Günlerdir de diyorsun ki 3 sene önce böyle yaptı. 5 sene önce böyle yaptı. 3 ay önce böyle yaptı. Yani... Evladına sahip çıkıyor. Birlikte büyütün. Yanlış mı düşünüyorum? Yok. Bilemedim. Yok, doğru söylüyorsun. Hani tabii ki ben aynı şekilde de söyledim burada da. Hatalarını kabul ediyor. Kayınvaliden tüm Türkiye önünde bizim ekranlarımızda özür diledi. Bu bir büyüklüktür. Evet, hatalar olabilir. Ama geçmişi geçmişte bırakıp bir daha denemekte fayda var. Deneyecek misin? Evet. Hı? Ben burada anladım ki bu
hala bir şeyler unutmayacak. Ben ağzımda kuş bile tutsam, bunun önüne aslan sütü bile koysam, bu unutmayacak, unutmayacak. Arsema ne olacak? Didem Hanım. Ben kızımın arkasındayım. Boşanmamızı açalım. Ve ben vermem böyle kızıma. İsteyeceğim. Annesi 55 yaşında kim bakacak bu çocuğu? Ben karar veremeyiz. Didem Hanım, ben neden sizin yanında başvuru yapmak istedim biliyor musun? Kızımın ülkene götüremiyorum. Etiyopya'ya dönmek istiyorsun aslında. Evet, aile yanımda gitmek istiyorum ve burada büyütmek istiyorum kızımı. Hani mesela biz Bana da dedi çocuğumu Etiyopya'ya götüreceğim. Orada anneme bırakacağım. Geri kendim Türkiye'ye geleceğim. Çalışmaya. Öyle dedin. İnkar edersin işte. Öyle de olsa bile hani mesela burada gelip de çalışıp da en azından imkan olacağını şekilde olduktan sonra zaten kızıma buraya getireceğim. Tam bir ihbar daha varmış bir ismisiz biri. Alo, hatta mısınız? Alo, merhabalar. Merhabalar, ne biliyorsunuz Özgür'le Tezatay ile ilgili? Kolay gelsin, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Buyurun. Özgür Tömer'im ben, az çok böyle uzaktan. Birkaç defa mekanlara denk geldik. Onların mahallede mekan işletmeyi de yapıyorum ben de, market işletiyorum. Evet. Yani yazık ettiler Tezatay'a böyle. Her seferinde böyle bir kavgalar, gürültüler. Ziyan ettiler bu kızı ya. Gözünüze gördünüz mü dövdüklerini? Özgür'den geçimsiz bir insan. Kim geçimsiz? Yani bu kızın Özgür'ün annesi de. Didem Hanım, bu kızın hakkını yedirmeyin yani. Anlatabiliyor muyum? Ezdirmeyin bu arkadaşımızı, bu kardeşimizi. Öyle yani. Sağ olun abi. Hiç geliyor muydu? Siz alışverişe geliyor muydu? Görüyor muydunuz? Ya benim elemanlarım duruyor markette. Elemanlarım ara sıra görüyorlar işte böyle bir şekilde. Ben çok fazla duramıyorum mekanımda. Yazık ettiğini söylüyor Özgür. Bizim orada böyle market işletip de eleman çalıştıran biri yok. Hani benim evimin çevresinde yok. Yok. Market çalıştırıp da? Yanında eleman çalıştırıp market işleten biri yok. Ne var peki? Market yok mu oralarda? Yok, market var da. Hani patron olup da orada personel çalıştıran... Ha, büyük marketler var yani. Yok, hani küçük market bile var. Ha, evet. Ama dükkanın sahibi olup da yanında eleman... Hani şimdi ben... Yani... Sizin o etrafta oturmadığınızı düşünüyor. Aynen, Özgür. Aynen. Özgür, ben seni tanıyorum. Sen de tanımışsın. İşin var. Adın ne kardeşim? Adın ne? Ha, vermiyorum işte. Verecek olduktan sonra... Ne? Ne? Anlamadı sizi. Adamı verecek olduktan sonra Rize'de verildim ben adama. Adamı vermek istemiyorum ben sana. Ama o çevrede oturduğunuzu nasıl anlayacağız? Bana bir şey söyleyin mesela, bir yer söyleyin o etrafta, çevrede. Sokak ver. Sokak ismi verebilir misiniz? Alo. Sokak ismi sokak verebilir ver. Misiniz? Sokak ismi verin. Alo. Yalan. Tezatay'a destek olmak için... sokak versin. Çünkü bizim orada... Bir insanın marketi olup da yanında personel çalıştıran bir market sahibi insan yok. Ya siz şimdi boşanmak mı istiyorsunuz? Evet ablacığım. Kesin mi? Evet. O boşansam ben kızıma vermem. Kızımı buraya bitmek istiyorum. Senin ya da benim kararım değil. Benim kimliği var orada. Biz evlendikten sonra benim kimliğim var. Tezatay'da burada tabii önemli bir gelişme var. Onu da aktarayım. Dilek ve Bahattin'i merak ediyorsunuz değil mi? Albayrak Dilek ve Bahattin'le ilgili. Ben dün dedim ki yani yayın yasağı getirdiniz. Elimi kolumu bağladınız. Hiç olmazsa bu kızımıza sahip çıkalım diye seslenmiştim. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Soylu'nun verdiği talimatla İstanbul İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zafer Aktaş'ın emriyle de İstanbul Emniyeti harekete geçti. Ve Dilek ve Bahattin için bir koruma kararı çıkartılacak. Sayın Soylu'ya bir kez daha çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü ama keşke yayın yasağımda olmasaydı. Biz çünkü konuşacağımız o kadar çok konu vardı ki biz de Dilek'e gazeteciler olarak yardım edebilirdik. Ama ben Dilek'in can güvenliğinden çok endişe ettim. Çünkü onun başına işte bu olayları getiren kişi sayısının 20 civarında olduğu belirtiliyor. 17 ile 20 arasında değişiyor, 22 arasında. Bu hepsiyle ilgili olarak bir koruma kararı alınacak, bir uzaklaştırma kararı alınacak. Şu anda hala İstanbul'dalar Dilek'le Bahattin. Kubilay Erbaş'a gidelim muhabirimize. Küçükçekmece Kanarya Emniyet Müdürlüğü'nde. Kubilay şu anda oradalar mı Dilek'le Bahattin? Ne yapıyorlar?
Ses evet, yok. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Dilek ve Bahattin şu anda arkamdaki Kanarya Polis Merkezi içerisinde ifadelerini tamamlanmasını bekliyorlar. Buradan sonra da artık atılması gereken adımlar var demiştik. Devletten, emniyetten, bakanlıktan atılması gereken adımları bekliyoruz demiştik. Tüm izleyicilerimiz de bu taleplerde bulunmuşlardı. Telefonlarımız kilitlenmişti. Evet. Ve artık atılması gereken adım atıldı. Buradaki işlemler tamamlandıktan sonra bizim devletimizdeki denetimimiz altında olan yerden, konakladıkları yerden eşyalarını alacaklar ve kimsenin bilmediği, gizli tutulacak emniyetin ve bakanlığın denetimi altındaki yerde koruma altında olacaklar dosya sonuçlanana kadar. O görüntüye bir daha girer misin Aslı? Bizim oradan geldiler, emniyet aldı onları. Asayiş Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ediyoruz. Müdürümüzün Şinasi Yüzbaşıoğlu müdürümüze de çok teşekkür ediyoruz. İstanbul Emniyeti'ne çok teşekkürler. Sağ olsunlar. Yani bir koruma kararı alınması çok çok iyi ama Dilek ve Bahattin, özellikle Bahattin'le ilgili de bazı iddialar var ama zaten Bahattin onları bana, ailesi özellikle bana bu suçlamalarda bulunuyor demişti. Şu anda o kişilerin tekrar ifadesinin alınması gerekiyor. Umarım hukuki süreçte, yargı süreci de bir an önce çünkü nereye kadar devlet, yani ne kadar daha koruyacaklar ki, bir şekilde Antep'e dönmeleri lazım. Bir hayat, evlatları var, çocukları var. Ömer'di değil mi? Evet. Oğulları var, ikisinin bir evladı var. Dolayısıyla oğulları da yanına doğum alacaklar. Nasıl? Ömer'in doğum günüydü. Aa, bugün Ömer'in, hatırlarsın. Dündü değil mi doğum günü? 28 diye biliyorum, salıydı. Salı. Bugündü. Bugün günlerden ne? Evet, bugün. Salı. Bugün salı mı? Bugün evet. Bugün çarşamba değil mi? Salı. Aa, günler karıştı. Allah. O zaman Ömer'in doğum gününü kutluyoruz. İyi ki doğmuş. Gördüm, kusura bakma. Aa, yok, aklıma gelince hemen söylemek istedim. Dün de benim kızımın doğum günüydü. Aa, acaba kutlu. Pazartesi, salı, günler falan, o kadar çok birbirine karışıyor ki bazen. İnşallah annesinin, yani şu ana kadar maalesef kötü bir kaderi var. Annesinin anlattığına göre. İnşallah bundan sonra Ömer'in kaderi güzel olur. İnşallah güzel bir hayatı olur. Ama şu anda Sayın Süleyman Soylu'ya, Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Şu anda devletin korumasındalar. Allah'a şükür, ben şu anlamda çok endişeleniyordum. Tamam, bir gazeteci olarak. Yani normalde bu da olmaması lazım. Biz her şeyi çok rahatlıkla, her şeyi zaten... Ben gazeteci olarak radyo televizyon üst kuralının o kuralları gereği çok kontrollü yayın yapıyoruz. Burada aile birliği bizim için çok çok önemli. Her şeyin önünde gelir. Kadın hakları. Özellikle kadına şiddet meselelerinde fazlasıyla tarafım, çocukların hakları meselelerinde fazlasıyla tarafım. Bu kadar hassas yayın yapıyorken gazetecilerin de bu görevini yapması önünde mahkemenin aldığı bu karar, mahkeme madem bu kararı alıyorsa inşallah bu suçlamalarla ilgili olarak da adaletin yerini bulması için de inşallah daha hızlı. Çünkü pazar günü yayın yasağı kararı birden alan mahkemeden şimdi Dilek'le ilgili bekliyoruz. Olarak da aynı hızı bekliyorum ben. Gaziantep mahkemelerinden. İnşallah. Aynı şekilde hızlı davranmalarını istiyorum, değil mi? Biraz ara, sonra tekrar beraberiz. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. O çaresiz bir anne. Çocuğunu kocası kaçırdı. Kayınvalidesi alıkoyuyor. Tam bir yıldır evlat hasreti çekiyor. Çalın çocuğumu bana göstermeye, kaynana. Evladımı istedik sürece de senin evladın yoktur. Onu doğuran benimdir. Çocuğumu kurtarmak istedim ama kurtaramadım. Allah rızası için şu kız çocuğumu oradan kurtarma. Ben bir seneden beri kızımı göremiyorum. Sesine, hasretine, her şeyine, kokusuna hasret kaldım. Ama kaynanam göstermiyor. Neler söylemedi ki, neler anlatmadı ki. Bana evladım dedi, tek kelime şu oldu. Anne hakkını helal et dedi, başka bir şey demedi. Çocuklarının babası onu odaya kilitleyip öyle şeyler yaptı ki. Uygunsuz fotoğraflarımı başkalarına gönderdi. Ve göndererek herkesten para aldı. Beni bir odaya kapattı. Dedi ki bana, soyum taciz etti. Kollarımı kazak sarıp, arnımı kazak sarıp, cama böyle vurarak, sürekli ellerimi vurarak camı kırdım. Halama sığındım. Tek isteği,
evladına kavuşmak. Bana dedi ki çocuğunu, çoluk çocuğumu özledim. Bir kere olsun çocuğumu göreyim. Ben de gittim karakolda verdim. Ben dedi oğlan çocuğu ne yapayım, ne edeyim ki, neyleyim ki dedi. Ben dedi kız istiyorum dedi. Bana dedi kız yakışır dedi, sana oğlan yakışır dedi. Ya benim kız çocuğum gitmek istemedi. Ama kız çocuğumu benden zorla aldı götürdü. Anne diyorum hala sana, senden bir tek isteğim var. Allah rızasın çocuğumu bana geri ver. Başka bir şey istemiyorum sizden. Evladımı bana verin ya. Ben evlatsız yaşayamıyorum. Bu öbür evlatlarımı görüp edebiliyorum. Ama bu oğlan çocuğum her sabah kalktığında anne bin nasıl bana getir diyor. Ya bu çocuğumu benden ayırma. Bırak benden ayırırsan iki kardeşten ayırma. Yapma Allah rızası için yapmayın. Akasya hoş geldin. Hoş bulduk. Akasya Kaçmaz 35 yaşında. Evet. Düzce'den yayınımıza katılıyorsun. Evet. Hoş geldin ama çok da hoş görmedim seni. Çok ağlıyorsun. Evet. 5 yaşındaki kızını bir yıldır göremiyormuşsun. Evet. Aynur Hanım kayınvaliden tarafından kaçırıldığını söylüyorsun. Evet. İki evladı mı var senin? Evet, bir oğlum bir kızım var Tekin Elekçi'den. Tekin Elekçi'den. Evet. Tekin nerede şu anda? Cezaevinde. Tekin cezaevinde. Evet. Peki neden özellikle kızını götürdü oğlan sende? Ben dedi oğlan çocuğunu senden dedi almak istemiyorum dedi ilkten. Ondan sonra dedim o zaman dedim iki kardeş dedim ayrılmak istemiyor. Bari ikisini bir al götür. Ben dedi oğlan çocuğunu istemiyorum dedi. Oğlan çocuğu sana yakışır, kız çocuğu bana yakışır dedi. Ne demek bu ya? Ne demek yakışır? Kayınvalide diyor bir de onu. Kayınvalide diyor. Torun mu ayırıyor yani yoksa torunlardan bir şey mi var? Yok. Hem kaynanam söyledi hem ona kendi eşim söyledi bana. Kendi eşin söyledi? Kendi eşim söyledi. Nerede şu anda kayınvaliden yaşıyor Aynur Hanım? Elazığ'da yaşıyorlardı. Elazığ'dan Kars'a geçiş yaptılar. Kars'a geçiş yaptı. Orada şeye gidiyorlar, Neviş'e gidiyorlar. Ne işine gidiyor Aynur Hanım? Neviş dediklerim dilenmek. Dileniyor mu? Evet. Yani, kızınla beraber dileniyorlar mı? Zaten kızım bana dediğinde anne babam cezaevine girdi. Ben babama bakmak zorundayım dedi. Sen dedi nasıl konuşuyorsun kızım ne oluyor anneciğim dedim. Ben dedi Neviş'e giderek babama bakacağım dedi. Dilenmeye ben, giderek. Dilenmeye. Evet. Peki ne zamandan beri senin kızını dilendiriyormuş? Bilmiyorum sesini zaten duyamıyorum. Aynur Hanım evli mi kayınvalide? Kayınpederim öldükten sonra daha 40'ı çıkmadan kayınla evlenmiş. Ne? Kayınla. Daha ölmeden evet. Onun kardeşiyle evlenmiş. Evet. Şimdi iki tane ondan çocuğu da var. Allah Allah. Yani diyecek söz bulamıyorum. Yani bunlar çok ağır iddialar. Karşı tarafı da dinlemek lazım ama. Yani senin kızını şu anda kayınvaliden dilendirmek için götürdü yanına. Ya eşim şöyle anlatayım. Eşim çoluk çocuğunu özledi. Ben de evlatlarımı görmek istiyorum dedi. Kim? Eşin. Eşim. Cezaevine. Ben dedim ki. Cezaevine girmeden. Ben de dedim ki tabii evlat senin evladındır, bir babasındır dedim. Görme hakkın vardır dedim. Tabii ki gelebilirsin dedim. Çağırdım, geldi. Düzce'nin karakoluna gittik. Siz ne zaman ayrıldınız Tekin Elekçi'den? Boşandınız. Oğlum 4 yaşına girecek işte. 4 sene olacak. 4 sene boyunca ayrısın onda. Evet. Eşin ne zaman cezaevine girdi? 1 sene önce girdi. Hangi suçtan cezaevine girdi? Nasıl anlatayım ki? Her şeyden. Her şeyden. Evet. Madde? Madde bağımlısı, hırsızlık, her şey var. Her şey. Nereden tanıştınız siz Tekin Elekçi ile? Bu Facebook'tan. Sosyal medyadan. Hı hı. Tekin ekranda gördüğümüz kişi mi? Evet. Sonra onunla bir resmi nikahınız oldu mu? Bana nikah yapmadı. Hiç nikah yapmadı. Ben istedikçe o benden kaçtı. Ben istedikçe o kaçtı. Çünkü devletten yardım alıyorum diye çöpe gidiyorum. Oradan yardım gruplarına katılarak yardım istiyorum diyerekten bana hiç nikah yapmadı. Aldığım parayı zaten elimden alıp gidiyordum maddeye yatırıyordu. Çöpe gidiyorum ne demek? Ben çöp topluyorum yani hurda topluyorum kağıt toplayarak. Hı hı. Yani çoluk çocuğum aç kalmasın diye elimden geleni yapmak zorundayım. Ev temizliğe gidiyorum. Her şeye çalışıyorsun. Yani yapıyorum yani çünkü çoluk çocuk insanı aç kalmasın tabii, ister mi evladını? Tabii ki istemez. Ben de evladım aç kalmasını istemediğim için mecbur gittim çöplere. Siz kaç kardeşsiniz? Ailen var mı senin? Var. Onlar da Düzce'de mi yaşıyor? Evet Düzce'de. Kaç kardeşsiniz siz? 3. 3 kardeşsiniz. Onlarla beraber mi yaşıyorsun şu anda yoksa ayrı ev mi tutuyorsun? Ben bazen abime yanına kalıyorum bazen annemin yanına geçiyorum. Benim normalde kiralık yani kirada oturduğum bir evim var. Hı.
devletten aldığım maaşa bağlandı. Ben çocuk çoluğumuz var yanımda, işte kızım da yanımdaydı zamanları. Devlet bize maaş bağladı. Hani hem orada işte verdiği devletin verdiği paranın hem evim kirası, elektrik suyumu veya da para da kalıyor. Çöpleri de gidiyorum, biriktiriyorum. Kayınvaliden senin çocuğu senden kaçırmış. Kaçırdı mı sen, olay nasıl Hayır, oldu? Hayır, ben olayı anlatayım. Ablaya da anlattım olayı telefonda. Söyle canım. Benim dedi ki ben de çoluk çocuğumu özledim. Allah rızasını bir kere olsun evlatlarımı göreyim dedi. Tabii ki babasın dedim. Ben senin evladını ayırmam dedim. Bir baba olarak dedim görme hakkım var. Daha cezaevine girmemiş. Girmedi yine. Geldi gördü. Dedim oğlan çocuğunu görmek istemiyorum dedim. Onu istemiyorum dedi. Onu ne yapayım dedi. Kızı gördü. Kızı götür bana dedi. İyi dedim. Kızı götürdüm emniyet karakolunun oraya. Kızı orada teslim ettim. Düzce'de mi oluyor bunu? Evet Düzce'de. Tamam. O zaman Elazığ'daydı o. Elazığ'dan beri geldi. Orada teslim ettim kızımı ben. Çocuğun dedim bak karın ağrısı var. Çocuk dedim veya rahatsız. Bu çocuk dedim ameliyat olacak. Biliyorsun nereden ameliyat olacağını bu çocuğunun dedim. Ne ameliyatı olacak çocuk? 5 yaşında çocuk. Şöyle anlatayım. Sürekli baba şiddet görürse bir evlat... Ve şu anda Düzce adliyemizde, Düzce karakolumuzda bütün raporlar, kağıtları hepsi dilekçemde vardır. Baba şiddetiyle evet. Vücudu hasar gördü. Bir başka bir yer bölümün olduğu yer hasar gördü. Ve orası şurasında bir şişkinlik. Neresinde var şişkinlik? Özel bölgesinde. Evet. Özel bölgesine tekme mi attı? Evet. Hadi yani ya. İki kardeş bunlar kavga edebilirler çocuklar. Bir oyuncak için kavga edebilirler yani. Allah Allah. Peki sonra o kadar şiddet uyguladığı çocuğu senin yanından özledim diye Tekin yani, Bey... Görsün dedim, babadır dedim, olsun dedim. Yine annem vicdanım el vermedi, gittim götürdüm. Ben dedim senin çocuğun dedi, annene teslim edin. Bak dedim çocuk bu akşam rahatsızlanır, bak şu anda karnı ağrıyor dedim. Götüreyim istersen hastaneye, öyle şey yapayım. Sen dedi kimliğini falan ver, bana dedi. Çocuğun dedi, ben ya annenle götürürüm, o zaman annenle götürürsen kimliğini vereyim, babamın arabası var. Babam dedim, çocuğu dedim hastaneye götürür dedim. Tamam dedim, bu akşam benim yanımda kalsın. Sabah erken de annene teslim eder, ben çekip giderim. Tamam dedim. Saat 11.30 araları sırada beni arayarak Elazığ'dayım dedi. Ve ben şok oldum. Yani senin aslında çocuğun babası önce götürmüş, kaçırmış. Yani çocuk, evet. Çocukların velayeti babası, sende mi yoksa? Bende. İkisi de sende. Bende. Şu anda o zaman yani çocuğu kaçırıyorlar. Evet. Kars işte çocuğum... Ameliyat şey geldi, günün tarihi geldi oğlumun Zeki Kaçmaz'ın. Ameliyat oldu, kasıktan ameliyat oldu çocuğum. Onun ameliyat olduktan sonra aradan bir 20 gün falan geçtikten sonra hemen gittim koşarak şikayet ettim. Anlattım ne olduğunu, ne gittiğini. Peki sen çocukla ilgili bir kayıp başvurusunda bulundun mu velayeti sendeyse kızınla ilgili? Vurdum, her karakola gittim, savcılığa gittim, Kars'a gittim. Kars'taki emniyet... Karakolu Vallahi beni dışarı attı. Çok ağır iddialar. Yani velayeti sende olan bir çocuğu eğer Aynur Hanım gerçekten dilendiriyorsa çok büyük bir suç işliyor demektir. O çocuğu sana teslim etmesi lazım. Gittim. Biz Aynur Hanım'a da bir soracağız. O tarafa da bir konuşmam lazım. Şu tamam. Anda seni dinledik ama bakalım karşı taraf ne diyecek. Bir ara verelim, devam edelim. Bir ara. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Bizi arayabileceğiniz numaralarımız 0212 702 22 22 0212 536 47 47. Sevgili Akasya, bakalım senin için ne yapabiliriz? Bazı farklı telefonlar geliyor seninle ilgili. Onların hepsini araştıracağız. Evladına kavuşmak istiyormuşsun. Bakalım elimizden evet. Geldiği kadar seni dinledik ama karşı tarafı da dinleyeceğiz. Ben Magazin Gazetecileri Derneği'ne, meslektaşlarıma bir kez daha ekibim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın tekrar birlikte olmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın.